çocuk babası Murat Kocaeri 21 Eylül 2017'de korkunç bir cinayete kurban gitti. Murat Kocaeri tehdit mi ediliyordu? Aile üyeleri neden birbirleriyle çelişiyor? Murat Kocaeri cinayetinin faili kim? Birazdan. Üç çocuk babası Münevver Yılmaz'dan bir ayı aşkın süredir haber alınamıyor. Münevver Bey, evlatlarının çağrılarına neden cevap vermiyor? Ailede Münevver'in yerini bilen birileri var mı? Münevver Yılmaz, eşine ve çocuklarına dönecek mi? Birazdan. Cemile Şahan, yıllar önce eşiyle yollarını ayırdı. O tarihten bu yana çocuklarının kokusuna hasret kaldı. Evlatlarını 11 senedir görmüyor. Çocuklar, annelerinin çağrısına cevap verecek mi? Cemile Şahan, yıllardır görmediği iki çocuğuna kavuşabilecek mi? Birazdan. Merhabalar sevgili seyirciler, Star TV ekranlarında bizi izleyen herkese sevgiler, saygılar göndererek başlıyoruz. Gerçeğin peşinde başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, güzel bir gün diliyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Cemile çocukları için bize geldi. 11 yıldır görmediği çocukları için dün hikayesini anlattı. Eski eşinin ona şiddet uyguladığını, iftiralar attığını, hatta boşanma davası aşamasında çocuklarının babası olmadığını bile söylediğini, evet, ama yapılan DNA testinde, evet, çocukların babası olarak ortaya çıktığını Bayram Bey'in. Bugün arkadaşlarım canlı yayında Bayram Bey'i ekrana getirecekler. Kendisiyle konuşacağız. Bakalım Bayram Bey neler söyleyecek, bütün bu iddialara ne cevap verecek ve nihayetinde Cemile 11 yıldır görmediği o iki evladına kavuşacak. İnşallah. Ha? İnşallah. Umutlu musun Cemile? Ne diyor içindeki ses? Size güvenerek geldim. Ha? Sen bize güveniyorsun, ben annelerin hislerine güveniyorum. Anlatılmaz ki. Cemile, biliyorum ki 11 yıldır hani baskıladığın duygular var ama programa gelince, konuşunca insan bambaşka bir duygu haline de giriyor. Değil mi? Sonrasında. Öyle İnci Hanım, çocukta çocuk dediğin zaman ne bileyim. İçin cızlıyor değil mi? Gördüğün her çocukta senin evladına yarım kalan sevgin mi geliyor aklına? Öyle. Burada her kavuşan anne baba çocuklar her gördüğümde ağlıyor. İnşallah seni sevinçten ağlatır Cemileciğim, çocuklarını bularak, öyle diyorum. Arkadaşlarım benimle şey yapıyorlar, sürekli o peçeteleri götürüp ben yani bunları böyle vermeyi hiç istemiyorum ağlayan konuklarıma ama ne yazık ki bizim programında böyle bir durumu var. Murat Kocaeri ile ilgili de işte ailesi o cinayetin faillerinin bulunması için bize geldi. Onlar evlatlarının geriye dönme umudu yok, bunu bilerek buradalar ama kim kıydıysa bu cana, çocuk torunlarını kim yetim bıraktıysa onlar ortaya çıksın, cezasını çeksinler diye bizimle birlikte. Bu konuda gelişmeler var, onu da birazdan konuşacağız. Münevver Bey dönecek mi? Üç evladını yüzüstü bırakan bir babadan bahsediyoruz. Ben şundan korkuyorum ama bir yandan da ailenin rahatlığı da beni burada biraz soru işaretleri oluşturuyor kafamda. Bir aydır bir adam arayıp sormuyorsa başına kötü bir şey mi geldi? Başına kötü bir şey geldi düşünen insanın anne babası ve kardeşleri bu kadar rahat olur mu? Biz bu kadar endişeliyken. Onu da konuşacağım ama işte Cemile gibi acılı bir anne daha var. Aslında acılı bir anneanne sevgili seyirciler. Türkan Hanım, Türkan Hız, 54 yaşında ve eşi Recai Bey ile beraber Bursa'dan geldiler programımıza. Bazı insanların hayatlarında acılar üst üste geliyor. Türkan Hanım çok genç yaşta evlat acısı yaşayan bir anne. Kaç yaşındaydı kızınız öldüğünde Türkan Hanım? Hatırlamayacağım pek fazla. Ya 46 ya 47 yaşında. Yok, kızınız. Yaşında. Kızınız kaç? 20-21 yaşında. 20-21 yaşlarındaydı daha. Evet. Ve bir çocuğu vardı. İşte evladını kaybetti. O evlattan yadigar kalan
torunu için burada Türkan Hanım. Öyle özetleyeyim konuyu. Evet. Türkan Hanım ve Recai Bey'in ikinci evlilikleri. Evet. İki çocuğunuz var şu anda sizin. Allah bağışlasın. İki kızım ama, buraya geldiler burada. Ay, çok güzel, hoş geldiler diyelim. Onlarla birlikte geldiniz biliyorum. Ve buraya gelme nedeniniz Türkan Hanım'ın ilk evliliğinden olan, kızından yadigar olan torunu görmek. Evet. Yeliz'in kızı Ece için geldiniz. Evet. En başından bir anlatalım. Türkan Hanım sizinle başlayalım. Recai Bey size yardım edecek biliyorum. Evet. Noktasında. Şimdi bilmiyorum nereden başlayayım. Çok üzücü haber. Sakin ol önce lütfen. Ah ben gene bunu. Türkan Hanım siz Bulgaristan'dan geldiniz Türkiye'ye. Bulgaristan'dan geldim. Ne zaman geldiniz Bulgaristan'a? 89 senesinde. Turgut Özal'ın zamanında. Evet, Turgut Özal'ın o göç dalgasıydı. Evet. Sonra burada bir evlilik yaptınız. Bir evlilik yaptım. Evet. Eşim öldü. Evet. İkinci evliliğimi yaptım. Evet. 15-16 yaşında kızımı kaçarak evlendi. Yeliz 15-16 yaşındayken kaçarak. Evet. Yaş küçükken. Yaş küçüktü. Evet. Bu evlendiği kişiyi siz tanıyor muydunuz kaçarak evlendiği Hayır, kişiyi? Hayır, tanımıyorduk. Bir kız tarafından kandırmış da kaçırmışlar onu. Evet. Savcılığı, jandarmayı aldık yani. Paralar yani örtbas ettiler her şeyi. Sonra resmen evlendiler. Evlendiler. Evet. Resmen evlendiler sonra. Evlendikten sonra üç çocuk kızları oldu dünyaya. Geldi. Boşanacağım dedi. Geldi yanımıza. Boşanacağım dedi. Rahmetli Yeliz. Geçinemiyoruz dedi. Geldi. Üç yaşında gördük torunu. Bir daha da göremedik. Boşandı. Şöyle gidelim Recai Bey. Siz Yeliz evlendiğinde Türkan Hanım'la evli miydiniz? Evet. Evliydik anladım. Evet. Büyüttük ettik anladım. Tamam. Ben sen büyüttün Yeliz'i. Kızından birlikte aldım, evlendim. Hı-hı. Büyüttük. Hı-hı. Ama kandırmışlar. Bursa'da yaşıyordunuz. Evet. Bursa Kasana. Evet. O da Bursa'da yine Nilüfer'e bağlı bir köye mi kaçarak evlendi? Hasanpaşa'ya. Yok. Hasana beldesine evlendi. Evet. Orada oturuyorduk. Vesselam. Evlendikten sonra, şimdi sırayla gidelim. Yaşı küçüktü, sonra işte yaşı büyütüldü ya da evlendi. Evet. Sonra siz kızınızla o arada görüşebildiniz mi? Görüştük, görüştük. 3 yaşında torun oldu. Evet. Geldi, boşandı, gerisi yere gitti. Bunun annesinin yanında kalıyordu o zaman açık boşanana kadar. Sonra boşandıktan sonra bir de öldü. Şimdi. Boşandı, erkeği. Halil Bey'le evlendi. Ve gitti. Bu evlilik devam ederken mesela kızını sen o torunun 3 yaşına gelene kadar Türkan Hanım kaç kere gördün? Sık sık gelip gider miydi yanına? 2-3 kere gördüm. 2-3 kere? 2-3 evet. kere geldi. 3 senede 3 kere gördün. Evet. Evet. Peki sana ne sorunları vardı da gelip yanında kaldı 3 ay boşandı o arada? Ne anlattı? Niye boşandı? Şimdi bir şeycik anlatmadı. Bir şey anlatmadı. Nasıl? Şimdi niye istediniz, neye kaçtınız diye bir ırıngır oldu aramızda. Tamam. Yani, madem niye kapımızı çarmıhlandı bu ufacık kız anını kaçırdığınız ettiğiniz anını daha o gece bulutturdum jandarmaya kızım anını. Aileyle aranızda anına. Sorunlar bu kız oldu. Bu akşam bulunacak dedim anına. Jandarma tarafından haberi varmış jandarmanın da. Tamam. Recai Bey, Yeliz sonra bu evliliği yürümediği için sizin yanınıza geri döndü evet. ve boşandı. Boşandı. Evet. Boşanma nedeni olarak ne söyledi size? Niye boşandı? Geçinemiyoruz dedi yani. Yani geçimsizlik var dedi. Başka bir şey demedi. Geçimli o zaman dedim bir şey diyemem ben. Karı koca arasına giremem. Madem o zaman sen bilsin boşan dedim. Boşandı. Sonra bunun annesinin yanında kaldı. Annesinin yanına kalktı, gelmişler, Ötkün'le almışlar, oradan gitmişler. İki ay sonra kız ölüyor. Nasıl alıp geliyor? Şimdi orayı bir net tam boşandıktan ölüyor. Sonra, bu arada benim sandalyemi kim yürüttü arkadaşlar? Boşandıktan sonra, özür dilerim yani bu acı arasında sizi güldürdüm ama. Boşandıktan sonra gelip iki ay sizin yanınızda kalıyor. Sonra evet. onlar gelip tekrar barışıyorlar mı? Eşiyle gelip Halil ona hani araları düzeltiyor. Kalkıp tekrar Halil'in yanına, kocasının evet. yanına dönüyor. Evet. Ve iki ay sonra da ölüyor Yeliz. Evet, evet. kalp kızı geldi de ölüyor.
Yani burada önemli bir nokta var. Hocalarım, iki gün sonra, onu söyleyeyim ondan sonra sorun, önemli bir detay. Kalp krizi geçirip öldü deniyor ama öldüğü aileye haber verilmiyor. İki gün sonra komşulardan duyuyorlar. Şimdi cenazeye haber vermiyorlar. İki gün sonra orada ceyrenci bir arkadaşım var. İki gün sonra o haber veriyor. Haber verdikten sonra biz aldık hanımı anlığı, gittik oraya. Gittikten sonra öfkelenmen damatla bir tane yumruk vurdum anlığı, yuvarlandı gitti anlığı, öfkelendi. Öfke baldan tatlıdır anlığı. Ondan sonra ne mezarı gördük, ne bir şey oldu. Hiç kızının kabrine gittin mi? Gidemedik. Hiç ya mezarına gidip dua edemedin mi kızım? Gidemedik. Hayır. Şöyle de bir sorun var. Bir dakika, şimdi bir kalp sorunu var mıydı kızının? Hayır, hiçbir şeycik yoktu. Yok, hiçbir şey yoktu. Daha 21 yaşında. Evet. Evet. Kalp krizi geçirdi, ama gitti deniyor. Ölümden şüphe yani kapıyor. Yani hastalandı mı birdenbire mi düştü, öldü dendi? Birdenbire. Yani birdenbire yani şüphe kapıyor. Ölümden şüphe kapıyor. Otopsi falan yapılmış mı? Otopsi yok herhalde. Bilmiyoruz ama. Biraz şüpheli. Mezarı var mı bir dakika hocam? Mezarı var mı acaba? Bir mezarı var mı? Gördüğünüz, bildiğiniz bir mezarı var mı? Tabii orada Hasanköy'de bir mezarlık var. Tabii oraya gömecekler mezarlık. Peki size nasıl anlattılar? Hani bir spor falan mı yapıyormuş? Hayır, kalp krizinden diye. Hayır, 21 yaşında durup dururken kalp krizi geçirmez insanlar çünkü. Bilmiyorum, hastanede yatmış. Nerede? Hiç bizim bir bilgimiz yok. Cenazeyi kimden haber almıştınız? Orada köyde Ceyrenci'de bir arkadaşım vardı. O haber etti anlığı. Yani aileden değil, damat yani kocası Halil Bey'den, Halil Bey'in ailesi, onlar hiçbir haber vermedi. Size kimse haber vermiyor. Başka biri ne dedi, nasıl haber verdi size? Dedi kızınız dedi, vefat etti, haberiniz yok mu dedi anlığı. Evet. Ondan sonra biz aldık gittik hanımla birlikte oraya gittik. Cenazesine yetişebildin mi? Yetişemedi. Gömdükten sonra iki gün sonra gittik biz. Gömdükten sonra eve mi gittiniz? Evet, eve gittim anlı. Evet. O öfkeden vurdum ben. Damatı görürken vurdum anlı. Peki bir mezarına gidelim, bir dua edelim dediniz de götürmediler mi? Hiçbir kimse yok, götürmedi. Yok, öyle bir terbiyesiz insan onlar. Öyle bir terbiyesiz aile. Sen evladının yani yıllar önce ölen kızının bir kere gidip bir dua edip kabrini bile görmedin daha. Evet, görmedik. Göstermediler, görmedik. O Hasanköy'de biz yalnız kalıyoruz. Gariban kalıyoruz. Kimsem yok orada. Ne kadar benim mesafede oturuyorsunuz şu anda onların ben, yaşadığı yere? Biz Mustafa Kemalpaşa'da, o Hasanköy'ü Bursa'nın beldesi. Kaç saattir? Aşağıya bir saat yol sürüyor. Bir saat. Uzak değil ama göstermiyorlar. Bilmiyoruz yani. Şimdi bize tehdit ediyorlar. Kaç oğlu gidiyoruz, tehdit ediyorlar torunun işi. Türkan Hanım, şimdi kızınız yanınıza geldi, boşanacağım dedi size. Evet. Bu dava hemen böyle 3 ayda boşanma davası bu kadar hızlı bitti mi? Bitti. Anlaşmalı. Anlaşmalı. Peki bittikten sonra sen kızına mutlaka sordun. Geçimsizlik dediğin şey nedir, niye anlaşamadın Halil'le diye. Anne olarak sana anlatmıştır, ne anlattı? Hiçbir şeycik söylemedi. Hiçbir şey söyledi. Hiçbir şeycik söylemedi. Peki sonra eşiyle barışmayı o mu istedi? Nasıl tekrar Halil Bey'in yanına döndü? Kandırmışlar. Kandırdılar. Kandırdılar. Annemin yanına gitti birkaç günlüğüne. Orada kandırdılar onu. Senin annenin yanındayken mi? Evet. Niye, nasıl kandırsınlar? Zaten kendi isteğiyle boşanmıştı. Niye bilmiyorum. Nasıl yaptılar, nasıl ettiler onu bilemiyoruz. Yani Yeliz böyle kandırılıp etkilenebilecek biri miydi? Evet. Öyle bir insanlı yani. Yani daha küçük yaşı, bir de bebeği var yani tabii. Bir şey söylediği inanıyor yani. Her şeye inanıyordu. Hocam hani boşanır boşanmaz aileye de böyle bu kadar ama hemen. Bir de çok şüpheli bir durum. Yani iki ay sonra gidip bir de kalp krizi kalp diyor. Krizi. Yani bilmiyorum soruşturuldu mu, araştırıldı mı. Bir hastalığı var mıydı? Hiçbir hastalığı ama yoktu. Başka bir rahatsızlık. Hiçbir hastalığı yoktu. Savcılığa da bildirdim zaten. Geçen ayın 26'sında mahkeme bozuldu. Şimdi Nisan'ın 13'ünde mahkeme olacak. Ne mahkemesi olacak? 11 sene sonra. Torun için mahkeme açtım geçen ay. Torununu görmek için mi? Evet, torunu, görmek hatta için. Hatta mahkeme kağıtları burada gettim yani. Ve sen şimdi kaç sene oldu? 11 senedir bu torunu, Ece'yi hiç görmediniz. Evet, hiç görmedik. Bir mahkemeye getirdiler torunu. Hiç yani hep uzak tuttular torunu, hep uzak tuttular torunu mahkemede. Bir ne zamandı gördüm dediniz mahkeme? Ne zamandı o mahkeme? Geçen ayın 26'sında da. Ha, gördüm bir kere uzakta. Bir kere orada mahkemede gördük yani. Gördüm ama tanıyamadım ama ben onu. Şimdi nasıl? 11 senedir göremedik, tanıyamadık yani torunumuzu tanıyamadık. Bir Türkan Hanım bir şu anda 14 yaşında. Türkan Hanım, senin yanından giderken kızınla 3 yaşındaydı. Evet. Seneler sonra 14 yaşında evet, onu bir mahkemede duruşma salonunda gördüm uzaktan. Evet. Evet. Tanımadın. Yok. Tanımadım. Tanımadık. Tanımadım. Benzemiyor mu Yeliz'ciğine? Azıcık benzedim ama. Benziyor biraz.
Hiç konuşabildin mi? Hiç. Laf bile etmedi. Sokmuyorlar zaten. Sokmuyorlar, onun yanına sokmuyorlar. En küçük kızım ona benziyor. Yeliz'e benim buraya mi? Gelen kızları evet. Gördüysem bilmiyorum anla. En küçük kızım ona benziyor. Yeliz'e benziyor. Evet. Yeliz'e benziyor. Kızı. Sen ona baktığında Yeliz'ini mi görüyorsun? Evet. Çok acı bir şey. Niye göstermediler? Yani psikologla görüşü mü vardı? Mahkeme şimdi dinlemek için mi çağırmıştı mahkemeye? Kız duyduğuma göre şimdi şeye gidiyormuş. Engelli zihinsel okuluna gidiyormuş. Hasanay Köyü'nde bu Nilüfer belgesinde. Ece. Ece. Rahatsız mıymış öyle? Rahatsızmış anlını. Engelli okuluna gidiyormuş. Benim kızım ölümünden sonra rahatsızlanmış öyle, belki öyle de. Öyle yani. Yani sizin yanınızda kaldığında 3 yaşındayken o dönemde bir şeycik yoktu. Peki, şey yoktu. Sonraki engel grubu neymiş yani? Nasıl rahatsızlanmış? Bir hastalık mı geçirmiş? Bir kaza mı geçirmiş? Bilmiyoruz, onu da bilmiyoruz. Bir şeycik söylemiyor hiçbir bize. Hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir tanıdığınız bir akraba, komşu, yok, köylü, yok, bir kimse bir şeycik söylemiyor. Orada bir akrabamız yok. Yani şimdi yerleri bir daha söyleyelim lütfen. Ben yanlış söylemeyeyim diye. Yani, Nilüfer'e bağlı. Buradaki olsa hadi gören olur, kızım akraba falan olur. Recai Bey. Ama Hasan'da yok. Nilüfer'e bağlı Hasan Ağa köyünde yaşıyorlar. Evet. Sizin eski damadınız Halil Bey orada. Evet. Torununuz Ece'yi arıyoruz. Ece 14 yaşında. Evet. Özel bir çocuk. Engellilerin gittiği bir okula gidiyor. Bildiklerimiz bunlar. Peki damadın tekrar evlenmiş mi? Evlenmiş, ayrılmış. Nasıl? Ne zaman evlenmiş, ayrılmış? Şurada bir sene ya oluyor ya olmuyor. Evlenmiş, ayrılmış yani. İkinci evlenmiş, ayrılmış tekrar. Peki ayrıldığı eşi yaşıyor mu hala? Yaşıyor. Yaşıyor. Yani o da öldüyse artık. Yani. Niye siz hayır dediniz, o evet dedi, hayır dediniz evlenmesine Türkan biz, Hanım? Uzak uzağına hiç kimse haberimiz gidecek, sokulamıyoruz, yok. Yanına şimdi, sokulamıyoruz. Ama sonradan oluyor haber. Ha, yok. En son biz duyuyoruz. Yanına sokulamıyoruz. Mahkemede... Biz gariban, kendi yavrumuzdan geçinen bir insanız anlı Örgü Hoca'nın, iki kızın uzandı. Kendi yavrumuzdan geçinen bir insanız anlı, gariban insanız anlı. Kendi yavrumuzdan kendimiz geçinmeye çalışıyoruz. Benim önümde işim de daha yok. Güvenmeye gidiyorum anne bura. Herkesin şartları farklı ama bir evlattan yadigar kalan torunu görmek için başka bir kimsenin ekstrabilir. Buna olmasına ihtiyacı yok. Bu sizin en doğal hakkınız. En sonunda bura, ben her zaman seni izliyorum ben televizyonda anlı. Teşekkür ederim. Acısına dayanamadın mı Recai Bey? Bunun da torunu gibi. Dayanamadım. O büyütmüş zaten. Yani abi. Recai belki öz babası değil ama o babalık o. Yapmış. Babalık o. Biz yani. 3 yaşına kadar hep yanındaymış. Acıların hepsini paylaşmış. Evet. Tabii ki burada Halil Bey'le ilgili iddialar var. O göstermiyor torunu diyorsunuz. Evet, mahkemede onunla konuştunuz mu? Göstermiyor. Göstermiyor. Ne diyor? Mesela gösterme gerekçesi yok. Göstermeyeceğim diyor anlı. Devam da ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Göstermeyeceğim size. Size niye bu kadar kızgın? Bilemiyoruz. Neden kızgın? Hiç bilemiyoruz. Yani kızınız sebebini kaçarak... Sebebini daha iyi bilmiyoruz. Söyleseler biz de size söyleyelim. Hani kaçarak evlendi, kırıldık dedi ya Recai Bey başta. Sen ondan sonra kızınla, damadınla barışmış mıydın? Bir iki kere gittim. Üçüncüye dediler, buradan ancak ölüsü çıkar. Kim dedi bunu? Damadın babası. Nasıl yani? Niye böyle bir şey söyledi? Buradan ölüsü çıkar demişler. Ne oldu da bunu söyledi Türkan Hanım? Ben de anlayamadım. Hani oraya kızını görmeye gittin. Evet, kızımı görmeye gittim. Ancak çıkışta artık evden dışarı çıkarken ancak dedi, ölümü çıkar bu evden. Bu boşanmadan önce mi olmuştu? Önce. Bundan ne kadar sonra boşandı kızın? Hatırlıyor musun? 4 sene sonra boşandı. Aslında senin anlattın 4 sene sonra yeni evlendiğinde o zaman bunu demişti sana yani. Evet, ama bu şimdi geldi benim yanıma. Evet. Çocukla birlikte ben de gördüm. Gene gittik görme. Ancak dediler ölüsü çıkar buradan. Kızımın fotoğrafı da unuttum. Sürekli tehdit. Torunla birlikte fotoğrafı anla. Onu oradan Fasas'tan ben tehditlerini yaşayamam ki. Gönderebilirim gittikten sonra. Tamam Recai abi onu isteriz sonra da. Türkan Hanım ben sadece şunu anlamadım. 3 ay senin yanında kaldı evladın. Evet. Hiç mi dertleşmediniz? Her şeyini sordum. Anlat bana, derdini bulalım. Evet. Hiçbir şeycik anlatmadı. Peki o 3 ay nasıldı durumu? Çok yoruldu.
Ha? Çok durgundu. Durgundu. Evet. Boşandığı için mi mutsuzdu, başka bir şeyden mi? Başka bir şey belki vardı, onu da anlayamadım. Saklıyor. Boşanmayı o istiyor muydu? Biraz. İstiyordu. Boşanmayı istiyorsa niye bu kadar kötü olsun? Bilemiyorum. Sana tekrar boşandıktan sonra hiç gitmeden ben geri dönmek istiyorum dedi mi evladım? Hayır, demedi. Peki annenizin yanındayken nasıl oldu gitmesi? Annenizle konuştunuz mutlaka. Onunla da konuştum. Gene anlatmadı. Hiçbir şey anlatmadı. Hiçbir şey anlatmadı. O kendiliğinden mi gitti eski eşi Halil Bey'in yanına, yoksa Halil Bey mi gelip aldı onu? Ondan Halil Bey geldi, gelmiş alma. Geldi aldı. Evet. Kimlerle gelip aldı? Babasıyla birlikte gelmiş Halil. Babası. Peki kızınız hazırlıklıymış mı gitmeye yani? Hayır. Peki nasıl çıkmış, değildi. Nasıl gitmiş o evden? Aniden kandırdılar. Gene tekrar kandırdılar. Evet, geriye götürdüler onu. Geriye götürdüler. O da bir çocuğu var 3 yaşında, onun için gitti diyorsunuz. Şimdi bütün bu iddiaların merkezinde olan Halil Bey telefon hattında şu anda eski damatları Türkan Hanım ve Recai Bey'in. Halil Bey merhabalar. Merhabalar, kolay gelsin canım, nasılsın? Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ece nasıl? Önce onu soralım, kızınız. Allah'a çok şükür, Ece'nin durumu çok çok iyi. Hamdolsun Allah'ımız, iyiyiz Allah'a çok şükür. Bir rahatsızlık mı geçirdi? Özel çocukların eğitimi aldığı bir kuruma gidiyormuş galiba. Nasıl? Ece eğitimine devam ediyor mu, okula gidiyor mu? Şu an okulda zaten çocuğum. Peki bir özel durumu var mı Ece'nin? Ne gibi? Söyleyin siz. Rehabilitasyon merkezi. Rehabilitasyon merkezine gidiyormuş. Anneanne ve dedenin söylediğine göre var mı böyle bir şey? Onlar şu an burada beni bu kadar suçlamaya ne akman yapabilir acaba? Bana mı söyler misiniz? Zaten konuşun. Zaten konuşun diye bağladık. Halil Bey de önce bir Ece'nin hani böyle bir durumu var mı? Çünkü başlangıçta yok diye gideriz. Onu merak ettim ben. Şu an Ece'nin sağlık durumu, psikoloji durumu, okul durumu Allah'ımıza çok çok şükür. Hepsi yerinde. Çok hepsi güzel. Dört tabi. Çocuğun kendi düzeni, aile ortamı olsun, arkadaş ortamı olsun. Bir dünya arkadaş ortamı var, bir dünya huzurlu var. Hepsi. Peki hanımefendi bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki, buyurun. Bizden soğuttunuz. Benim çocuğum kucağıma daldığında 3 yaşındaydı. Bu hanımefendiyle bu beyefendi 3 yaşından beri benim bir sefer beni aramışlar mı? Bana çocuğum öldü mü, yaşıyor mu? Herhangi bir ihtiyacı var mı diye bir sormuşlar mı? Kendisine bir zahmet sorabilir misiniz? Duydular neden zaten. O zaman? Sana bir dakika Halil Bey. Kaç defa geldim. Kaç defa geldim. Seni ispatlandırırım. Dövme kalktınız beni orada anlı. Hepiniz anlı. Tehditlerde bulundunuz anlı. Canlı şahitler mi var anlı? Kusura bakmayın. Savcılar suçlusunda bulundum ben size anlı. Kusura bakmayın. Ha. Ben ilk mahkemeye geldiğim zaman mahkemenin kapısında... Benim torunum var deyip çocuğumun yüzüne bakmadınız. Ben size nasıl göstereyim ya? Nasıl bakmadınız derken? Mahkeme kapısına gitmişim İnce Hanım. Mahkemeye gireceğim. Duruşmam neden ben... o zaman söylemediniz? Bu senin torunun diye. Siz adam olsunuz geri konuşursunuz anlı. Siz adam olsunuz konuşursunuz ben... anlı. Pardon kusura kızım... bakmayın yanlış anlamayın. Ben. Yine şikayetçi olmadım. Cezamı da sürüklemedim. Ama bu terbiyesizliği yaptığı zaman... Benden para isterken aklım neredeydi? Ne parası? Başlık parası istedi bu adam benden, başlık. Yalan söyleme anla. Yalancını ben sana şahitten derim anla. Mahkemede ben sana şahit de getireceğim. Benden para aldığına dair. Tamam ben getir anla. Ben de... Getir her zaman da getir anla. Şimdi 15 kaçtı önce de... bahsediyoruz. Yani kaçtığı dönemde başlık parası mı istendi sizden? İstedi mi? Ben vermedim hanımefendi. Benden sonra yok, bir gün şey para istedi bu insan. Peki ben bir şey soracağım. Eşinizin ölüm sebebi neydi? Kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçirdi. Daha öncesinde var mıydı bir kalp rahatsızlığı? Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Sigara içiyordu. Ne oldu da birdenbire? Sizin kalp rahatsızlığınız var mı Türkan Hanım? Yok. Ailede var mı başka? Yok. Babasında var mıydı Ece'nin? Yok. Şimdi İnce Hanım. Efendim. Ben bunu Bursa Uludağ Üniversitesi'ne kaldırdım. Sen araştırdın Bursa Uludağ Üniversitesi'ne kaldırdım. Evet. Saat kaldırdım da akşam 19.55'ti. 24.00'da Murat Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Benim her şeyim resmi. Bu insanlar beni bu şekilde nasıl düşünebilir? Peki ya? Cenazesini haber vermediler. Biz bambaşka insanlardan duyduk. Peki, evladımızın cenazesine bile gidemedik diyorlar. Pardon kusura bakmayın da. Benim hanımım sabah saat 7.10 geçe öldü. Ben köy muhtarı, o anki köy muhtarını aracılığım. Bunlar haber verdiğinde saat 9.52 geçiyordu. Sabah 9.52'de. Peki
Ben bunlara haber verdim de akşam ezanı. Ben cenazeyi görmüştüm ikimde. İkimde namazdan müsaade görmüşüm. Bu adamlar bana gelmiş saat 6'da. Bu zamana kadar aklım neredeymiş? Bir saniye haber verdiniz yani. Tabii canım. Ben kebap başıdayım. Niye haber vermiyorsun bana? Ben mecbursun verme haber bize. Recai Bey, sana haber verdim diyor ya. Yok, haber vermedi. Başkasından ulaştı. Evlat gitmiş mi? Bir dakika. Halil Bey, şimdi benim anladığım akşam 7 gibi rahatsızlanmış. Evet. Hastaneye götürmüşsünüz. Evet. Sabah 7 gibi de ölmüş. Evet. Yani 12 saat içinde ölmüş rahatsızlığı başladıktan sonra. Yani biz buna adli tıpta ani ölüm deriz. Beklenmedik ve şüpheli ölüm deriz ve bunlara soruşturma açılır ve otopsi yapılır. Ama size evet, ikinci de gömdük ama dediğinize göre yapılmamış otopsi falan. Babam da yanımdaydı. Benim ölen hanımın otopsi de yapıldı. Adli kurumundan rapor da alındı. Ha, lütfen o zaman o belgeleri bize bir gönderir misiniz? Çünkü hakikaten ben yani 21 yaşında kalp krizinden hiçbir ön belirti vermeden çok ender görülür. Böyle şimdi, bir vak olduğu zaman literatüre geçer. Yani dünya dergilerinde yayınlanır bu. Böyle tamam, böyle doğrudur, bir şey var diye. Haklısınız. Ben şimdi size bir şey sorabilir miyim peki? Bunlar bunu burada beni anlatıyor. Babama diyor ki işte bu eve birisi girdi ölü çıkar. Bu sistemi bana bunlar nasıl yapabilir acaba? Aynısını baba söyledi onu. Baba ben söyledi. Ben sana muhatabım oradaki yerindeki insanlar. Sen değilsin. Sen bir sus. Dinlenince dinlemesini böyle. Sen bir kimsin Halil anda? Bey bir saniye Halil Bey bir benim, saniye. Benim evladım o sen kimsin? Recai Bey, Halil Bey karşınızda acılı bir baba var. Siz eşinizi kaybettiniz, o da evladını kaybetti ve o çocuğunuzun dedesi anneannesi. Biraz lütfen siz de üslubunuza dikkat edin. Hocamın dediğini bu arada geçmeyelim. Lütfen bu ölümle ilgili bir rapor, bir belge varsa elinizde onu bize tabii ulaştırır mısınız? WhatsApp'tan arkadaşlarıma ulaştırın. WhatsApp'tan derken bunu size ben yarın şimdi kendi avukatımda bunlar. Ben gidip avukatımdan alsam. Bunları size bahsettim tamam, o zaman olur mu? Tamam olur, çok teşekkürler, öyle yapalım. Ben ama tamamdır, şunu anlamadım. Siz diyorsunuz ki ben cenazeyi haber verdim. Recai evet, Bey diyor ki ben vermedim, haber vermedim. Haber alsa ya bir anne baba. Bana kasıtlı yalan konuştu hanımefendi ya. Peki, ben çocuğumu niye kasıtlayayım onlardan ya? Bir niye anne baba, Halil Bey sırayla gidelim. Bir anne baba çocuğunun cenazesine gelmez mi? Ben düğünüme ben gelmediler ki hanımefendi. Düğün yapaklarınız düğünüme gelmedi bu insanlar ya. Çağırdınız mı? Çağırdık. Kapına geldim. Çağırmadınız bile. Kapından kovdun beni, kapından. Hadi. Geldim de gene geriye çevrildim. Babanız dedi. Nasıl? Ancak dedi ölüsü çıkar oradan. Halil. O da aynısı. Şey, burada öyle bak, oldu. Bu kadar. 80 milyon ünle şu an yalan konuşuyorsunuz ya. İspatlandırdım bunu ben sana. Mahkemeye ispatlandırdım ben bak. Yeminle söyleyeyim yakacağım senin bak. Acı verdi, ben bu acıyı 11 yıldan beri yemiyorum. Ya, sen dediğin yanlış şimdi, senden 11 seneden beri yemiyorum. Yakacak 11 falan senden değil. Beri Recai Bey, yakacak falan ya demeyelim de zaten yasal olarak siz yapmanız ya gerekeni yapıyorsunuz. Tamam. Devam da edin. Ben şuradaki ben şeyleri, Halil Bey, düğünde belki küstüler, istemediği bir evlilik yapıldı diye. Ya burada diye babam var, yanımda babam var, kardeşim var. Babanızla da konuşacağım da Halil Bey şunu soracağım. Evlendikten sonra siz görüşmeye devam ettiniz mi? Türkan Hanım'la, Recai Bey'le gidip geldiniz mi ailece birbirinize? Ben kendim evine gittim de beni kapısından kovdular, kapısından. Kendi köyümün otlukları evin kapısından koydular. Yalan. Yeminle sen başıma almadın, yalan. Tek tek konuşalım. Siz söyleyin Türkan Hanım, siz ben öncelikle canım, bunlar bize bir müsaade etsin, ben size bir derdimi anladım. Ondan sonra bana söz verdiğiniz gibi onlara bir söz verin. Biz de anlatın. Zaten dinlerim, karşılıklı cevap vererek gidin istediğim için öyle. Buyurun anlatın. Şimdi bunlar peki düğüne gelmemiş. Bir herhangi bir kalkıp da bu çocuk yaşıyor mu, öldü mü diye aramamış. Buraya çıkmış benim babamı, benim ailemi suçluyor. Şimdi benim çocuğuma 4,5 milyar yani 4,500 lira para kaldı. Kayınvalidenin ilk evliliğinden. Bu para için çıkarıyor bunlar bu işi ya. Bir dakika. Hayır. Nasıl yani? Hayır. Anlamadım. Evet. Çocuğu şu an 4,500'e para. Mahkemelik izler sorunan yerler satılacak. Çocuğa gelecek para 3,000 lira. 1,500 lira da bana çıkarmışlar. Neyi çıktığını bilmiyorum. Ben 4,500 lira için mi? 4,500 lira için mi? Para için mi buraya geldiler? Yani amaçları hayır, torunlarını görmek değil, o parayı almak. Yok, mı? Bu nasıl olabilir ki? Kusura bakmayın.
Ne torun ya? Ne parası? Torunu görünce. Telefon etmeyen bir saniye. 4500 lira büyük bir para değil beyefendi. Yani tamam, olmayan için büyük bir para ama hani böyle büyük televizyonlara çıkacak, davalar açacak bir para değil. 450 bin değil değil mi? 4500. Hayır, 400 bin lira. Neyle ilgili o para? Allah Allah. Neyle alakalı? Biz de motorattan çıktı mahkemeyi. Mahkeme numarasını da verebilmişti o sana. Onu da bir alalım. Şimdi anlayabilir miyim Halil Bey? Nasıl? Şu para konusu bir daha anlayabilir miyim anlayın şu para kızı? Sen o şeyin, Yeliz'in öz babasından kalan miras kim arıyorsun beni burada? Anladım. Ben mirastan hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir şeyden. Peki sen, sırf bu torunu bunu görmek için buradayım. Sen ne yapıyorsun diye beni aradın ya? He? Sen benim kapıma kaç sefer geldin bu 11 yıl içinde? 11 senedir anlıyor. Babandan sen halinatını sordun mu? Babandan sen tehdit etmedin beni anla. Ya babam seni niye tehdit etti? Sen kimsin ki babam tehdit etti? Kaçtı babamını. Dövme bek saldırdınız köyde. Sen burada beni ne yapmaya çıkmıyorsun şimdi ya? Ya bir saniye şimdi. Önce görme hakkı istiyorum anına. Rica ediyorum. Ya biz... gel gel bunu bana ispatla bakalım. Hani Halil Bey, Halil Bey bir saniye bir sakinleşelim de. Bir kere şu para mevzunu. Türkan Hanım'ın ilk evliliğinden Yeliz. Babasından kızınıza bir miras mı kaldı? Evet. Bir yer kaldı. Aynen, tamam. O. Bu para için mi görmek istiyor? Torununu görünce bu para kalkıp Türkan Hanım'a mı verilecek? Hayır. Bir kere onu bir açıklığa kavuşalım hocam. Yasal olarak şimdi, böyle bir şey hayır, mi var? Hayır, buna ne ilgisi bakın, olabilir bunun? Şimdi bir kere ben Türkan Hanım'ın Halil Bey'e karşı açmış olduğu dava dedeyle babaannenin torunla şahsi ilişki kurmasına ilişkin anneanne. Bir dava. Anneanneyle şahsi ilişki kurmasına ilişkin bir dava. Evet. Daha doğrusu Türkan Hanım'ın. İşimiz yok. Bir saniye lütfen. Dolayısıyla sadece torunlarıyla... Torunuyla belli periyotlarda, belli sıklıkta sırf görüşebilmek. O da saatlerle sınırlı olmak kaydıyla. Evet. Yoksa onun tasarruf yetkisiyle ilgili olarak tüm yetki, velisi olan, tek başına yetkili olan Halil Bey'dir. Dolayısıyla bu davanın o açılan 4500 liralık mirasla ilgili hiçbir ilgisi yok. Yani öyle bir talepleri de yok zaten. Evet. Buraya gelmelerinin de sizin kızınıza dedesinden kalan mirasla bir ilgisi yok. Bunu niye ortaya koyuyorsunuz Halil Bey? Nasıl? Buraya gelmelerinin o parayla bir ilgisi yok. Torunlarını gördüklerinde o miras onlara verilir mi, verilmeyecek. Niye bunu burada anlatıyorsunuz? Ya ben şimdi bunu burada anlatıyorum. Hanımefendi siz yanlış anlamayın. Kusura bakmayın. Tekrardan özür dilerim sizden. Ben şimdi hani tepkili olmamın sebebi şu. Benim çocuğuma psikolojik baskı yapıyormuşum. Yani o duruma getirmişler. Hayır benim ama bakın şimdi konuları birbirine karıştırmayın. Şimdi hemen öbür tarafa geçmeyin. Siz az önce dediniz ki torunlarını görmek istemelerinin sebebi programa çıkma nedeni o parayı almak. Bununla bu paranın bir ilgisi yok. Şimdi sırayla gidelim. Burada Recai Bey ve Türkan Hanım diyor ki biz torunumuzu görmek istemeye gittiğimizde kovulduk ve tehdit edildik. Yani gelip gidip görememişler evlatlarını ki buradalar. Siz bizden daha kötüsünüz. Kusura bakmayın tekrar özür dilerim. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Biz hangi kayda yaşıyoruz ya? Hangi senede yaşıyoruz? Bir sorabilir misin kendilerine? Ben bunu tehdit etmişim de. Bana bu kadar baskı yapmışım da. Bu insanları bu kadar kötülemişim de. Bunlar yasal yolundan benden niye hakkını aramamış o zaman? O ben bunları yaparken. Yanında babana sor. Babama mı sorayım? Babana sen sor peki, anla. Yanında babana sor. Kusura bakmayın. İnci Hanım kusura bakmayın. Bir şey söyleyebilir miyim? Buyurun tabii ki. Babam şu an yanımda. İsterseniz bak. Babayla konuşalım sonra tekrar. Halil Bey, babayı bir alalım telefona babanızı. Neydi babanızın tamam, ismi? Tamam tabii ki buyurun. Babanızın ismi neydi bu arada? Ömer. Ömer Bey. Kolay gelsin. Ömer Bey merhabalar, sonra Halil Bey'le tekrar konuşuruz. Dünürlerinizi tehdit ettiniz mi Ömer Bey? Gelmeyin. Kızım bak kızım ben 62 yaşındayım. Bırak bunları tehdit etme kızım. Sorar mısın kaç para vermişim, kaç para almış? Şikayetçi olmasın adıyarsan. Bir sorar mısın kızım? Ben 62 yaşındayım. Ne parası Ömer Bey? İlk gelin kaçtığı zamanda yaşı tutmuyor. Mahkemelere gittik, yaptık. Sorar mısın? İstersen avukatı dahi götürüp gösterebilirim. Köme gelsin. Ben Hasan'da oturuyorum. Köyün kime sorarsanız sorun kızım. Yaşını büyüttük. Nikahını yaptık. Çocuk ömrü kızım. Bizim ömrümüzden ömrü gitti. Peki siz Recai Bey'e mi para ödediniz? Evet. Recai ne kadar ödediniz? 2 milyarı geçir. 2 bin lira verdiniz. Nikaha izin versin aldım. Diye öyle mi? Evet. Soralım aldınız mı böyle bir para? Ben böyle bir para almadım anne. İspatla var mı delil bir senaryo var mı ispatla? Hemen ispatla gelsin. Hasan Ağa'ya gelsin. Ben Hasan'a ne geleceğim? Ben kanunca gidiyorum anne. Ben delil ispat var anne. Ben de ispatla diyeceğim. Ben de ispatlayacağım. Birincisi
cenazeye neyi sakladığını, neyi saklı gömdüğü zannını. Ben şimdi kanlı kastet 11 senedir neyi sakladı cenazeyi? Bir dakika sorabilir miyim? Bir dakika. Bunun her şey resmi. Gömme izni Bursa Nilüfer'de aldık gömme izni. Hepsi hazırdır. Sana aradı o çocuk. Neye gelmedi? İkincisi ikindi geçmiş. Bütün köy geldi gömdü. Kimse arayık sormadı. Arayık sorsa bu anı buna gelmiyorsa Allah onun cezasını verir anına. Yalan konuşmayın. Allah, Allah'a havale ettim sizi ben. Ben 62 yaşındayım. Yalan konuşan sensin. Kaçta? Bunları ispatlayacağım ben avukatla anasını. Köyde yumruk bile kattınız. Dövme kattınız beni anlı. Kimi? Beni. Hiç orada bir çocuk. Köyde yalnız kaldım ben. Gariban kaldım anlı. Hiç oraya çıkıp da duyduğunu söylemeyeceğim ama. Bu çocuk 2 yaşında kaldı. Düzgün niyetli şu an bir liseye gidiyor okuyor. Hiç bu çocukla da görüştüreceğim sizi. Kızım geçen zaten. Geldik mahkemeye geldim Kemal Paşa'ya yanına. Neye bir kere çocuğa demediniz ki kızım sen bizim evladımızsın derdi. Neye demediniz? Sokulamıyorum çünkü yanına sokulamıyorum. Terbiyesiz bir insansın. Adam olsan beni çağırsın. Gel beraber edersin. Recai Bey orada torununuzu gördüğünüzde yanına gitseydiniz ne olurdu mahkemede ki? Kemal Paşa mahkemesine gittik. Sokuldum ben. Azıcık yanına sokuldum ama bu dezegahına gel bakalım buranına. Ya bu da senin annenle bu da senin baban. Şöyle hani dese, o demese dese kızı mahkemeye torunu kadar uzak tutuyor. Soğuttular da bak. O da şeyde bir yazıyor. Kağıtlarda bir yazıyor anında. Göstermeyeceğim diye yazı tutuyor. Kağıtlarda bir yazıyor anında. Onlar öyle yazıyor. Şimdi Ömer Bey İncan siz bir saniye torunlarını görmelerine izin vermiyor musunuz şu andaki bir bu iş mahkemeye gitti? Kim vermemiş kızım? Ben köyde yaşıyorum kızım. Bunlar kendi köyümde oturan. Senelerce köyümde otururlar. Yani şu anda kalkıp torunlarını görmeye gelseler ne olacak orada? Hiçbir şey olmaz. Şu anda liseye gidiyor kızım torun. Liseye gidiyor. Bizden çıkmış. Şu anda lisede. Bursa. Söylemeyin. Mahkemeden sonra zaten söylediler. Bir daha göstermeyeceğiz. Nasıl? Torun. Kim söyledi bunu? Mahkemeden duydum. Sonra dilekçe yazmış da biz torun kızı göstermiyoruz diye dilekçe. Mahkemede böyle bir şey kağıt değil mi? Şöyle. Bak burada ispatlar ama kağıt burada. Diyor, baktım. Yok. Şimdi baktım. Yok, kağıt burada. Türkan Hanım torununu görmekle ilgili olarak bir şahsi münasebet testine ilişkin aile mahkemesinde bir dava açmış. Evet. Tamam açtım. Onlar da bu şahsi ilişkinin kurulmasına bu saatten sonra çocuğun psikolojisinin uygun olmayacağı yönünde cevap vermişler. Aynen ama öyle. Mahkeme şu an değerlendiriyor. Yani diyorlar ki bu kadar süreden sonra biz göstermiyoruz. Daha doğrusu şimdi söylediklerini aslında söylüyorlar bu mahkeme tutanağında. Göstermeyeceklerini mahkemenin de bu yönde bir karar vermemesini istemişler. Evet. Ama olay bu. Hani görmesine karşı çıkmıyorum diyor Ömer Bey şu anda. Ya öyle de mahkemedeki talepleri bu. Şimdi eğer ki Ömer Bey gösterecekse gerçekten o dilekçenin dışında çok da iyi bir şey yapmış olacak. İmcanım. Mantıklı bir şey yapmış olacak. Evet efendim. Tebrikle takdir ederiz evet. Eğer bunu yaparsın. İmci Hanım ben şu anda Hasanada yaşıyorum. Nilüfer'e bağlı. Evet. Kendileri köyümde bir iki sene oturdular. Kendileri bilir. Benim yerim belli, yurdum belli. Bırak istesen okulda, ilkokuldan ortaokula kadar bir Hasan Ağa İlkokulu'nda okudu. Kapı bir, her gün yürüyordu kapının yanında. Bu bir. İkincisi kanun liseye başladı. Kaç kızım kere? Psikolojisini bozdular. İnci Hanım okuyor. Çocuk ben görmek istemem değilse ben nasıl göstereyim İnci Hanım? Allah ya şimdi sorarım. Tabii ki bu kadar süre. Soğuttular da temelli soğuttunuz bizden. 11 senedir telefon açıkta bir barışma yolunda vardın da. Kendi kızım doğdu kapıma geldiğinde. Şimdi kendi bu kadar doğdu. Uzun söylesin süre onları. Görüşmeyince Ömer Bey tabii ki çocuk hiç tanımıyor anneanneyi dedeyi. Neler duydu bilmiyoruz ama sonuçta onlara da siz de bir babasınız, bir dedesiniz. Anneden kalan tek yadigar torunları ve sizin torununuz açısından da onları tanıyıp bilmek çok değerli ve önemli. Tabii ki bu bir uzmanın desteğiyle olmalı. Pat diye hadi bugün karşılarına çıkartmamak lazım ama bir uzmanla birlikte çocuğu görüştürerek onların görüşmesini sağlamak Ece için en güzeli. Kızım 15 yaşına girmiş Ece Hanım. Benim tamam. Kızım 15 yaşında. 15 olsun. Şu anda liseye gidiyor. 25 olsun, 35 olsun, 45 olsun bunun yaşı yok ki. Ben onu engelleyemem kızım. Ben engelleyemem. Bunlara bir soran mısın? Demek ki bunlara görüşmek istemedi. Tamam. Ben ne yapayım kızım? Şunu söylüyorum Ömer Bey. Siz bakın efendim? Gördüğüm kadarıyla bu görüşmeye karşı çıkmıyorsunuz. Evet. Bir dede olarak. Ben de size diyorum ki madem karşı çıkmıyorsunuz ben arkadaşlarımı göndereyim. Öncesinde de Bursa'dan bir pedagogdan yardım isteyelim. Ece ile onu görüştürelim. Yani bir uzmandan çocuk psikoloğuyla görüştürelim Ece'yi. Şu anda 15 yaşında ama daha yetişkin değil o. Onu bu görüşmeye hazırlayalım. Belki onun eşliğinde en doğrusu neyse biz bu görüşmeyi sağlayalım bu hafta sonu olur mu? Kızım zaten kendi memleketinde mahkememiz var.
yakında mahkememiz var. Oraya gideceğiz tabii çocukla beraber. Mahkemeyi peki, niye bekliyorsunuz? Madem görüşmeleri noktasında bir engeliniz yoksa. Hiç kızım, mahkemeye gerek gidiyor, yok ki. Sabah gidiyor, akşam geliyor. Okullar tatil zaten. Okul tatil görsün. Hafta sonu kızım, zaten. Yarın cumartesi. Ben karışamam kızım. Ne istersen onu yapsın. Sorun yok. Borcuna sarılsın. Sevsin. Ama kız istemiyor kızım. Tamam işte kızın onu, isteyip istememesi nokta. Recai Bey bir saniye. Kızı siz soğuttunuz. Recai Bey üst üste çocuğun yani daha doğrusu kızın görüşüp görüşmeyeceğini psikolog karar versin. Yani biz İnce Hanım şunu kastediyor. Türkan Hanım tek başına gelsin torununla sarılsın falan değil. Bir psikolog kızla görüşsün. Eğer gerçekten Türkan Hanım'la görüşme noktasındaki niyetinin yani sizin anlattığınız gibi olduğunu anlarsa o uyarsın desin ki Türkan Hanım şu sürelerde görüşmeyin. Evet, ya da bekleyin. Veyahut da bekleyin. Bakar mısınız lütfen bekleyin. Veyahut da bekleyin 3 gün sonra tekrardan gelin desin. Kızın psikolojisini bozacak bir görüşmeye sizce biz izin verir miyiz? Hayır vermezsiniz. Tamam. Onun için tatil başlayacak zaten önümüzdeki hafta tatil. Tamam. Bizim uygun gördüğümüz bir günde psikoloğumuzu da ayarlayalım. Psikolog ne zaman isterseniz. Tamam. Ne zaman isterseniz. O zaman Ömer Bey bu hafta sonu telefon tuşlarına basmayın lütfen. Bu hafta sonu. Hemen arkadaşlarım şu anda Bursa'da eminim bir pedagog araştırıyorlar. Onun tamam. eşliğinde önce onunla bir görüşerek Ece'yi görüştürüp sonra geldiğinde de evet hazırlar görüşme dendiği anda biz bu buluşmayı yapıyoruz. Tamam mı? Ömer Bey. Peki, teşekkür ediyoruz biz size. Bir şey değil kızım. Tamam. Ondan sonra gelin yerinde bir görün kızım. Gelsin tamam. yerinde bir görsün. Tamam. Gelelim sizi de bir ziyaret gelin edelim. Mi? Sizinle de bir konuşalım. Çünkü biz hiçbir hikayeyi tek taraflı dinlemek istemiyoruz. Ama sizden şunu rica ediyoruz. Yani bir dede olarak. Buradaki siz gelininizin acısını yaşadınız ama annenin yüreğindeki yangını da biraz daha anlamaya çalışın. Yani Türkan Hanım'ın acısı bambaşka. Kendini ifade etmekte bile zorlanıyor zaten. Ana diliyle konuşamıyor. Türkçeyi sonradan öğrenmiş. O yüzden onu da anlamanızı diliyorum. Türkan Hanım inşallah torunla buluşacaksın hafta sonu. İnşallah. Bir terslik amin. Olmaz. Tamam mı? Buluştuktan sonra da ama artık böyle geçmişi deşelemekten vazgeçmeniz aynen. lazım. Değil aynen. mi? Söz evet mı? Çok önemli. Ha? Ya. Zaten geçmişi geçmişte kaldı. Geçmişi orada aynen. kalır anlı. Yani bunu kim için yapacaksınız? Yani Ece bu acılar, için yapacaksınız. Acılar herkes için anlı. Tamam. Evet. Biz de aynı kız evladı yetiştiriyoruz. Ömer Bey şu an hattaysa ben ondan birlikte tabii kalkıp sizin kızlar... kabrine, Yeliz'in kabrine de hep birlikte bir ziyaret yapmanızı istiyorum kızım, Ömer Bey. Mezarlıkta taştan da yazılı, taşımı da yazılı, mezarını da yaptırdım kızım. Tamam şimdi, o mezara gidip, ay hocam hep sözünüzü bölüyorum ama özür diliyorum ama bunu söylemek istiyorum. Bakın gidip evladının kabrinde bir dua bile etmemiş. Nedenini artık hiç sorgulamayalım. Gelmedi, korktu, onları bırakalım. Bence siz en güzelini yapacaksınız. Onları alıp Yeliz'in mezarına da götürün hafta sonu olur mu? Bir de tamam, Ömer hocam. Bey şimdi şunu da göz önüne alın. Teyzeleri var bu kızın değil mi? İki evet, kızınız evet, vardınız. İki evet. tane teyzesi var. Teyze anne yarısıdır. Hayatta ne büyük bir destektir. Bir de yaşıt teyzeler. Evet. Yaşıt teyzeler yani. Onlar yani çok güzel bir şey bu. O teyzelerinden mahrum etmeyin. En önemlisi o bence. Ömer Bey ben sözüm tutacağını düşünüyorum. Türkan Hanım hem torununu göreceksin hem de kızının mezarı başında bir dua edeceksin. İnşallah. 11 yıldır yapamadın bunu. İnşallah. Allah sizden çok Allah razı olsun. Bakalım hafta sonu neler yaşanacak Allah onları ekrana olsun. Taşıyacağız. Sevgili seyirciler reklama gideceğim çok az bir zaman kaldı ama Cemile Şahan Kocaeli'nden gelmişti ve o da 11 yıldır göremediği iki çocuğu için bize başvurdu. Cemile Şahan'ın eski eşi Bayram Bey'e ulaştık. Arkadaşlarımın yanında şu anda canlı yayında Söke'de birazdan oraya bağlanacağız. Bakalım Bayram Bey bu görüşmeye izin verecek mi? Cemile de 17 ve 15 yaşındaki iki evladıyla görüşebilecek mi? Ha Cemile? İnşallah. İnşallah diyelim reklama gidelim bakalım neler yaşanacak sonra. Cemile Şahan ilk evliliğinden olan çocuklarını yıllardır göremiyor ve programımıza çocuklarına kavuşabilmek için geldi. Arkadaşlarım eski eşinin yanında Cemile Hanım'ın bakalım onun cevabı ne olacak ama önce konuştuklarımızı hatırlayalım istiyorum birlikte. ...17 yaşında 25 yaş büyük bir adamla evlendirildi. Kıskanç eşinden sürekli şiddet gördü. Silahla kovalandı, sokağa atıldı. İki çocuğunu son kez boşanma davasında gördü. Cemile Şahan'ın tek isteği var. 11 yıldır görmediği
Pervin ve Hasan'ına kavuşmak. 17 yaşındaydım. Evlendim. Aydın Söke Bağrası'nda evliydim. İki tane çocuğum vardı. Beni gezmek amacıyla babam Güller'e gönderdi. Hiç aramızda herhangi bir şey yok. Babam Güller'e geldim. Ev telefonu vardı. Ev telefonu aradım. Bir türlü cevap vermiyor. Komşu, kapı komşum var. Aradım dedim. Böyle böyle evi arıyorum. Cevap vermiyor herhangi bir... Eşim görünüyor mu oralarda? Valla dedi Cemile ne diyeyim sana? Kaç günde eve dedi erkek girip çıkıyor dedi. Eşya çıkartıyorlar. Doyduğumuza göre eşyayı satmış, evi satmış. Babam da tuttu beni götürdü. Baktık kapıya vurduk. Av tüfeğiyle bizi kovaladı. Silah Allah vardı elinde. Aynen. Öyle çocukları aldım kaçtım. İki çocuk var. Bir kız bir oğlan. Onlar daha ufak zaten. Kaç yaşındaydılar o zaman? Biri 4 yaşındaydı. Şey, biri 5 yaşındaydı. Biri de daha 3 yaşındayız. Kapıda silah çekince tuttum solumu karakorda buldum. Polisler aldı beni kapıya getirdi. Cam açıktı, içeri girdi, evde yoktu. Orada bir masa vardı. Masanın üstüne bir bıçak, bir silah bırakmış, not bırakmış istemiyor. Kıskançlık aşırı vardı. 24 saat gece gündüz. Bak komşularımı bağlayın ne pazar yüzünü, ne hastane yüzünü, ne kapı yüzünü. Gece gündüz kalın perden çekildi camın. Aşırı kıskanç. Gece kalkardı çatıda dururdu. Maalekul bir şey gözlüklerdi. Acaba kapının önünde kim geçiyor, kim geçmiyor? Gece. Aynen. Çocuklarına DNA testi yaptırmış. Benim bu çocuğum bu komşuya benziyor, bende değil dedi. Ondan sonra kendi boşama davasını açtı. Şey de açtı. DNA testi de açtı. Çocuklar da onun çıktı. Ondan sonra veliaht da bir kızı ona verdi. Oğlan bana verdi veliaht davasında. Ailemin durumu da olmadığı için kabul etmediler bu sefer. Biz çocuğunu dedi, bu, evet, istemediler mi? Aynen, bakamayız dedi. Ailem de çocuğu kabul etmeyince, sonra ben de ne nafakayı kabul ettim, ne evi malı mülkü satmasına. İstemedim, ben de hiçbir şey talep etmedim. Hatta üçüncü çocuk da vardı, 2,5 aylık, 3 aylık da iftira attı. İstemiyorum, tekmelerle sırtıma vurdu, düşsün diye çocuk. En sonunda istemedi, şeyi aldırdı. Fizik zaten kolu komşu da hepsi bu iftira maruz kalmış. Onlar da mahkeme gördü. Onlar da mahkeme gitmiş. Nasıl komşulara? Komşular herhangi bir bize nasıl böyle bir iftira atar? Yani bir seninle kere bu... komşuların ilişkisi olduğunu evet, iddia etti. Evet. Herhangi bir bu kadını hiçbir gün doğru düz dışarıda görmedik. Bir yerde görmedik. Bu adam nasıl bize iftira attı? Bir türlü çocukları görmeye gidemedi. Çocuklarını görmeye neden gitmedi? Çocuklarını görmeye gitsen ne olurdu? Mahkeme sana mutlaka görme hakkı tanıdı. Maddi durumlarını imkansızla ailem de götüremez şansı olmadı. Ben Kocaeli değil ovasında Kocaeli, okuyordum. Onlar hala evet, Söke'de. Onlar Söke'de okuyordu. Kocaeli'nden Söke'ye gidip çocukları aynen, göremedi. Evliliğin yıkıldı. Aynen. Çocuklar senden değil diye iftiraya uğradı. DNA testiyle evet, yani babaların olmadığında o ortaya çıktı. Evet. Ve ailen sana istemiyoruz, bakmıyoruz dedi. Bunlar aslında arka arkaya bir kadın için çok zor şeyler. Zor hocam, çok zor yani. Nasıl baş ettin? Çok zorluklarla çektim. En sonunda solumu yanınızda buldum inşallah. Çocukları nerede yaşıyor? Cemile çocuk yaştaydı. Biz birbirimizi iyi biliyorduk. Evet. Cemile pazara çıkamazdı. Cemile çarşıya gidemezdi. Bayram onu dışarıya gönderdi. Yani Bayram onu dışarıya atmış. Evet. Hani gitmişti şeye, gezmeye gitmişlerdi. Zaten tahmin edersen bayramdı galiba. Babası ileri gezmeye gidiyor. Evet. Dönüşte eve almıyor. Eve almayınca dışarıda kalıyor kadıncağız. Tanıyorum çünkü çocuklarını, Pervin'i de tanıyorum, Hasan'ı da çok iyi tanıyorum. Evet. Biz o dönemden geçerken çocuklar yaklaşırken bizden kaçırırdı. Yani görmemizi bile engellerdi bizim. Peki tekrar evlendi mi Bayram Bey Cemile Hanım'dan sonra? Hayır. Çocukları evlenmedi. O mu büyüttü? Tek başına mı büyüttü çocukları çocuk? O büyüttü tek başına. Orada kalıyor. Halen orada devam ediyor. Bayram iddialara cevap verecek mi? Mezarlık vardı evin karşısında. Evet. Arife günlerde gidip ziyaret ediyorlar. Bir şeyler dağıtıyorlar. Evet. Çocuklar bile kapının önünde olsa bilene biri çocuğa yaklaştığı zaman millete tersliyordu. Mesela ben oğlum da hamileyken çok dövdü beni tekmeleriyle. Bayram Bey, Cemile Hanım'ın eski eşi bizi izliyorsa bütün bu iddialara o cevap versin. Cemile Şahan çocuklarına kavuşabilecek mi? Evet, Cemile Hanım bunları anlattı. Bütün bunlara tabii ki eski eşi Bayram Bey'in de cevap vermesi lazım. Biz hikayeyi tek taraflı dinlemek istemiyoruz hiçbir zaman ama bu hikayeyi aktarmaktaki amacımız işte o iki
çocuğunu görmesiydi. Cemile Hanım, dün dediniz ki işte bir de ikizin de bağlandı, Meliha da bağlandı yayına. İşte aramızda 22-25 yaş var dedim. Meliha dedi ki belki daha da fazla dedi. Yani kaç yaş var? Meliha ki? Şey, ben dedim. Kız kardeşi, ikizin. Ha, belki fazla, ben dedim belki fazla, daha fazla, evet. Kaç dedi. Yaş olduğunu da bilmiyor musun? Yani ya ben yani 30 yaşa yakın vardır. 30 yaş. Evet. Niye bu evlenmeyi kabul ettin? Nemli görücü usulü oldu. Babam da tamam dedi. Yani bir şey de diyemedim. Babana karşı çıkamadın. Bir şey diyemedim. Görücü usulü oldu işte. Senden önce Bayram Bey başka bir evlilik yapmış mı? Başka bir evliliği olmuştu. 3 çocuğu vardı. Evet. Çocuklar zaten ailesini hiç görmedi. Ailesi yok. Nasıl çocuk... ailesi hiç yok derken kayınvaliden, kayınpederin? Yok, hiç yok. Daha hiç. Tek çocuk eşim... muydu yani? He? Tek çocuk muydu? Şey, eşim mi? Ha, eski eşim. Eski eşim mi? Ben mesela evlendiğimde beni tek gördüm. Kimseyi görmedim akrabasında. Hiç o kadar evli kaldın, bir akrabasıyla tanışmadın yok mı? Bir kere tek eski çocukları geldi bize. Evet. Zaten eski eşine de aynı böyle şey kötü yollara gitti diye boşandım. Bana öyle diyordu. Onu da aynı şekilde suçladı diyorsun. 3 çocuğu vardı, bir oğlu 2 kızı vardı. Bir sefer tek yarım saatine oturmaya geldiler, kalktılar. Onların da arası öyle fazla yoktu. Onları da görmüyordu. Şimdi Bayram Bey canlı yayında Emre Timur'un yanında. Merhabalar, duyabiliyor musunuz bizi? Etin canlı. Evet. Evet. Bayram Bey, duydunuz mu? Duydunuz herhalde Cemile Hanım'ın iddialarını. Evet, hepsi yalan. He, yalan. Ben hepsi oraya yalan. Hepsi. Ben oraya kamera gönderdim. Konu komşuyu bir sorsun, araştırsın, yalan olduğumu çıksın meydana. He? Sen 80 yaşında adamı benimle şey yaptırdın. Karımla diye mahkeme sundurdun ya. Bütün konu komşuyu mahkeme sundurdun ya. Cemile bir yalanmış. Bir anlatsın hepsi bakalım, nedir yalan dediğini. Ben anlattım, bir dinleyelim Bayram. Ama soracağım. Buyurun, nedir yalan olanlar Bayram Bey? Sesini kes. Bunu sesini kesin, ondan sonra. Anlatın siz. Nedir yalan dediğiniz? İnci Hanım. Ben hayatımda hiç kimseye şişe kullanmadım. 5 tane çocuğum var. Onlara da şişe uygulamadım. Hı. Ve ben bu çocukları, birisi 20 aylıktı, biri 3 yaşındaydı. Ne diyor ya? 20 ben aylık. Evet. Bunları yetiştirdim. Yetiştirdim. Şu anda liseye gidiyorlar. Bir dakika, bir kere biri 3 yaşında, biri 2, biri 5 yaşında demiştin Cemile. 4 ya da 5, şimdi diyor ki 20 aylık. 20 aylık. Hayır, 20 aylıktı. Ne 20 aylıktı ya? Yalan söyle, 20 aylık değildi. Aralarında zaten 2 yaş vardı. Kız 3 yaşında, şey kız 5 yaşında, oğlan da 3 yaşındaydı. Zaten hayır, boşamayı bitti. Kız evi boşama araya geçti zaman çocuk okula başladı. Çocuk okula başladı. Ben boşamaya gittim. Hatta diyor da çocuğu sabah okula götürüp getiriyor. Niye yalan söylüyor? Bayram Bey. Boşanma olduğu zaman çocuk okula başlamadı. He, o başlam. Ben boşamaya geldiğim zaman sen demedin çocuk okula gidiyorsun zaten. Hayır, böyle bir şey demedim. Peki ben. Sen bana attığın iftiralar ne olacak? Onlar da mı yalan? İftira mı? Ya onlar da mı yalan? Sen burada yüzlerce Yüzlerce. Kamerece bak, kamera kardeşimiz orada. Gitsin konu komşuyu bir gelsin bakayım. Bütün bağırası biliyor. He, numarası. Sen. Bütün bağırası biliyor. He, bütün bağırasına gelsin bak, kameracı orada, bütün bağırası gelsin. Sen 80 yaşında adamı karımla beraber diye mahkeme sundun. 80 yaş. Sen neyi savunuyorsun kendini? Bayram Bey. Yalanlara gömülmüşsün. Gömülmüşüm. Bir şey söyleyeceğim. Bak Cemile. Gerçi araştırırsın. Cemile biraz sakin ol. Burada kullandığı ifadelere de dikkat et. Bayram Bey, siz bu çocukların sizden olmadığını düşünüp DNA testi istemişsiniz. Evet. Çocuklar ben. Ne sonuçta da? Onu da. Sonuçta da babaları siz çıkmışsınız. Bakın. Hayır. Bakın, bunu İzmir Karşıyaka Adliyesi'ne gittik, kan verdik, örnekleri verdik.
Ama bunun ailesiyle babası sonucu değiştirdiler. Bak. Çok ya psikoloji bozuk senin. Bir saniye sonucu anlatsın. Bak hala şüphelisin gel de burada da yap. Sonucu devlet nasıl değiştirir? Sen nasıl değiştirebiliyorsun sonucu? Cemileciğim nasıl değiştirebiliyor? Yani DNA testinin sonucunu değiştirdiler. Bak. Aslında o çocukların babası siz değil misiniz yani? Evet. Bak. O çocukların babası siz değilseniz niye onları büyüttünüz? Verseydiniz Cemile'ye. Ben vicdanlı bir adamım. Allah aşkına hocam. Hangi şey çocuk olursa olsun. Hayır mümkün değil. Devletin makamlarının da zan altında bırakılmasına izin vermiyor. Böyle bir şey üstelik nasıl iki çocuk şey da birden. Ya? Hadi bir çocuk da hata oldu sehven diyelim. İki çocuk da birden olmaz. Yani olmayacak milyonda bir ihtimal bile değil. Şimdi Bayram bakın, Bey ben size bir şey sormak istiyorum. Mahkeme çocuklara bana... Gece damda çivili sopayla çapkın beklediğiniz doğru mu? Evin etrafında dolaşıyorlar diye. Olacak. Hayır, yalan. Yani perdeleri kapıyordunuz, hiç dışarı bırakmıyordunuz. Peki nereden? Hayır, bir saniye Cemile Hocam. Peki yüzlerce kişiyle birlikte olduğunu nereden öğrendiniz? Kim söyledi size? Gözümün önünde yaptı. Siz gözünüzle gördünüz yani. Kendi evimde yaptı. Şimdi ben öyle bir şey gördüğüm zaman, ben babamın evine giderken... Beni niye hiçbir şey aramızda yoktu? Ben gittim geldi beni eve almadı. Bakın. Sen öyle bir şey gördüğün zaman şimdi... ailemi arayacaktın. Kızım böyle bir şey yapıyor. Gel kızını götür. Bayram niye Bey. Niye öyle bir şey demedin? Cemileciğim bir sakin ol. Bayram Bey. Tedavinizi nerede alıyorsunuz? İhmal etmeyin lütfen. Söylemeyin de. Siz ne diyorsunuz ya? Bayram Bey, şu şekilde şunu söylüyorum. Çünkü bir hanımefendiyi canlı yayında bu şekilde yüzlerce deyip ondan sonra gözümle gördüm deyip çocuklar aslında benden değil ama hanımefendi değiştirdi ki gariban biliyoruz parasız pulsuz çaresiz kalmış nasıl değiştirtecek onun da hiçbir mantığı yok. Yani tamamen mantığa aykırı şeyler söylüyorsunuz. Kaç tane koca değişmiş? Kaç tane koca değiştirdim? Senin Bayram Bey, bir hocam uyardı ama bakın canlı yayında burada bir kadının yaşayışı üzerinden hakareti kimse edemez. Buna biz izin veremeyiz. Yüzlerce kişi dediğinizde zaten durumun ne olduğunu seyirci de anladı diye düşünüyorum. Yani, evet, yani benim gözümün önünde yüzlerce kişiyle birlikte oldu diye çocuklarınızın annesine kara atamazsınız bir kere. Efendim. Cemile kaç kere evlendin? Bakar mısınız? Bak ben bir dakika. De göreceğim. Ben gittiğim zaman sesimi bipler misiniz orada? Tamam, ben gittiğim söyle. Zaman daha 17 yaşındaydım. 17 yaşında bir çocuktun ve bu evliliğin bitti. 3-4 sene sonra da yeni bir evlilik yaptın. Hani herhangi bir şey de olmadı. Bir aramızda anlasın. Doktora şimdi... götürdü. Hatta beni doktora götürdü. Neden ya? Doktora bunlara hiç girmeyelim. Konuşmak istemiyorum. Ama şimdi tarafında hiç bunlara girmeyelim ama burada biz yayını niye yapıyoruz? İki çocuğu annenin görebilmesi için yapıyoruz ben ama. Ben onun uğraşıyorum. Bayram Bey. Siz bir şey merak ettim. İlk evliliğinizden efendim? Olan çocuklarınıza da DNA testi yaptırdınız mı? Hayır yaptırmadım. Niye dedin eski eşimi de bu konuda diye boşandım? He? Niye diye öyle söylüyordun? Sen şimdi o çocuklarda hala şüphe duyuyorsun. Bak öyle orada hocam. Öyle ben onun hakkında da. Bayram Bey peki çocuklarınızı büyütürken işte siz tekrar evlendiniz mi? Hayır. Evlendiniz. Çocuklarınıza anneleriyle ilgili ne anlattınız? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Peki bu şüphe kafanızda... Adını dahi bilmiyorlar. Adını dahi bilmiyorlar. O kadar hiçbir şey. Ölmüş peki çocuklara belki dedi ki anneniz yok. Ben boşandığım zaman bir ara ev telefonu vardı. Ev telefonu aldığım zaman çocuğa şey dedi ben senin annem, benim annem yok dedi ölmüş dedi. Bak sen hala o çocuklarda şüphe diyor. Buraya geleceksin, burada DNA testi yapacaksın. Sen de dünya alemi izliyor. Ya sen bana bak. Sen çocuklarını o kadar çok seviyordun da niye götürmedin? Biz niye dün götürmediğini nedenini anladık zaten. Sen bağladın mı? Nedenini anlattı dün. Çünkü çaresizdi, gücü yoktu. Ne yazık ki işte bu topraklardaki yani işte... Ah kendine bir güven edilseydi hiç bunlar hepsi yaşanmayacaktı yalan. Da. Bayram Bey, evlatlarınıza anneniz öldü mü dediniz? Hayır.
Adlarını bile bilmiyor dediniz. Hiçbir kimlikte şey söylemedim. Hiç sormadılar mı size? Sormuyorlar. Küçükken de mi sormadılar? Hayır, sormuyorlar. Peki sen mahkemede sundun, ben o denye testini değiştirdim. Sen sonra da yine niye kendi götürmedin? Niye benden sonra da habersiz gidip açtıracaktın? Cemile doğru olmadığı belli, doğru olmadığı yani belli. Yani. Ama ben, Cemile Hanım sizi çalınmanıza gerek yok, yapmış. Biz anladık. Rahat eski eşini durma. De öyle yapmış. Bakın, rahatsız olma. Ben, biz anladık. Ben yani. kimsenin çocuklarını görmesine engel olmadım. Olmam da. Sen elinde silahlarla bizi kovalamadın mı beniyle babamı? He? Silahı kim çekti? Senin baban çekti bana silahı. Benim babam yolda geldi. Beni aldı geldi. Seni kapıya vurdu. Sen av tüfeğiyle bizi kovaladı. Biz komşunun evine sığındık. Polislere gittik. Sen niye yalan konuşuyorsun? Yalan söylüyorsun. Sen beni gördün mü? Nerede gördün? Nasıl nerede gördün? Ben burada canlı şeyde ben kapıya vurdum. Sen kapıyı açtın. Silah tutmadın bize, biz kaçtık. Hayır, tutmadım. Ben sizi geldiğinizi öğrendikten sonra kaçtım. Evden kaçtım. Sen silah tuttun, ondan sonra kapıyı üstüne kapattın. Bahçe tarafında duvarın üstüne kaçmıştın. Yalan konuşma. Senin çocukları olmuyor. Peki sen niye büyüttürdün? Kapıyı kırmışlar, içeri girmişler. He? Polisler girdi. Baba dedi ben içeri giremem, suç duyurunda bulunur. Dedi polislere gidelim, polisler geldi. Gidince hanıma da anlattım. Bayram Bey, dün yayına komşunuz bağlandı ve dedi ki... Ben polise Bayram gittim. Bey, dün yayına bir komşu bağlandı ve dedi ki Bayram Bey hep eşiyle ilgili, Cemile ile ilgili böyle iddialar ortaya atardı. Hatta hepimiz de o evin önünden geçmek istemezdik. Mahkemelik olduk dediler. Siz mesela kimleri dava ettiniz bu şekilde şüphelenerek? Dava eden bir kişiye ettim. O da isim vermeyin. Yani böyle onunla çok birlik. Bu iddiayla. Bu şimdi... adamla çok bir. Bunları hatta yapmayın Allah aşkına. Sen bana diyordun ki benim bu çocuğum bu komşuya benziyor. Benim bu çocuğum da bu komşuya benziyor. Peki ben denye testini değiştirdim. Sen sonra niye bir daha açmadın? Cemile, niye büyüttün? Cemile. Bir kadın olarak burada herkesin önünde hala yıllar sonra bu iddiayla karşı karşıya kalmanın seni ne kadar incittiğini fark ediyorum. Gerekirse biz bu DNA testini tekrar yaptırırız. Sen herkes önünde için rahat edecekse çıkar burada, bir daha da açıklarız zaten. Ama DNA testi zaten devletin yapılmış. Hastanelerinde yapılmış, yasalara uygun biçimde yapılmış ve sonuç ortaya çıkmış. Bayram Bey'in hala bunun arkasını niye anlattığını hocam açık net biçimde anladı zaten. Ama hani yayında evet. Bunu çok söylememiz etik görüyor, anlamda çok, doğru değil herhalde hocam çok, değil mi? Yani şu şekilde efendim, bazen bakın bazen insanlar... Bir izin verin Bayram Bey. Bazen insanlar... kendi ellerinde olmayan bir şekilde, kötü niyet içermeyecek bir şekilde gerçek olmayan şeyleri gerçek zannedebilirler. Tabii tıpta bunun bir ismi var. Evet. Ama bu tedavi edilebilen de bir durumdur. İlaçlar kullanıldığı sürece o sorun olmaz, biter. Ama yıllar sonra bir kadının yine belli değerler üzerinden incitilmesine hala yol açabilecek i̇şte bir durum var. Bazı şeylerin evet yani üstünde durulması lazım. İnci Hanım dengesi, bak diyor eski eşimi de öyle yakaladım. Dengesi yerinde değil. Değil şimdi dengesi ben yerinde. Şeyi merak ediyorum, bu kadar şüpheler içerisinde yaşayan bir kişi iki çocuğu yetiştirirken acaba onları nasıl yetiştirmiştir? Bak hala da şüphe duyuyormuş. Bilmiyorum ben bulaca ekmek param uzamayı. Çocuklarla bir görüşmek lazım. Çocuklar. Bakar mısınız? Buyurun Bayram Bey. Bakar mısınız? Buyurun Bayram Burada Bahar'ın muhtarı var. Evet. Bahar'ın muhtarı burada. Yanınızda mı? Emre yanınızda mı mahalle evet. Muhtarı burada derken? Şu an yanınızda mı mahalle muhtarı? Evet yanımızda. O peki Muhtar Bey Cemile Hanım'ı tanıyor mu? O dönemde de orada muhtarlık yapıyor muymuş? Ben hiç görmedim ki muhtarı. İsterseniz bunun İnci Hanım, şu anda Cemile Hanım'ı daha önceden tanıdığınızı, tanımadığınızı soruyor da. O dönemde tanıyor mu yani yaşananları biliyor mu? Tanıdığını söylüyor İnci Hanım. Evlilikleri döneminde Cemile Hanım'ı tanıyor muydunuz?
Yani yaşananlara şahit oldunuz mu? Bir gün önce pek hatırlamıyorum ama ufak yaştan beri çocuklarını baktığını her yere götürdüğünü, eline götürdüğünü hepsini. Etinci Hanım, Cemil Hanım'la olan evlilikleri sürecinde pek hatırlamadığını ancak Bayram Bey'in çocuklarıyla ilgilendiğini, o döneme şahitlik edebileceğini söylüyor. Bak onu dedin. Çocukları hiç görmedi, o da beni görmedi. Tamam. Hatta bu arada bir başka sanıyorum Cemile Hanım ve Bayram Bey'i tanıyan bir seyircimiz var. Onun anlatacakları var. Onları da dinleyelim. Alo. Alo. Merhabalar, buyurun. Merhabalar. Ben daha önce bu arasında oturdum. İsmini vermek istemiyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Çok teşekkürler, sağ olun. Cemile Hanım. Evlilik geldiğinde 17 yaşındaydı. Dediği gibi Cemil Hanım söyledikleri %100 kesinlikle doğrudur. Bayram Bey yaşlı yaşça, çok çok yaşça büyüktü. Hatta bunu gelin olarak getiren kişileri çok iyi tanıyoruz. Biz pamuğa gidiyoruz orada, pamuk işçisi, mevsim işçisiyiz. Evet. Hatta onu aracı olarak getiren insanlara bile dedik. O adamın yaşı büyük. Hani bu kızı nasıl verdi bunun ailesi diye çok söyledik. Evet. Hani kadını kesinlikle dışarı çıkarmıyordu. Kesinlikle dışarı çıkmazdı kadın. Ve onu hani getiren, gelin getiren olan, aracılık olan insanlar gelip gittiğinde Bayram Bey bunlara hani sen bunlarla birliktesin veya bunlarla konuşuyorsun şöyle böyle öyle diyerek çok kıskanç bir yapıya onun sahip. Onun yüzünde evime kimse adım atamadı. O kadar hiç kimse ve hiç kimse o kapıyı açamadı. Kesinlikle kadın dışarıda, ben hiç kadını görmedim. 4-5 sene yaşamış orada ama ben kesinlikle görmedim. Hiç görmediniz. Asla, kesinlikle görmedik. Çünkü o da bir kadın, biz de bir kadınız. Kadınların artık yeter, bu kadar incinmesini istemiyoruz. Öyle kötü hitap edilmesini hiç istemiyorum artık. Karalanmasın. Hayır hayır, kesinlikle. Sonra işte bunlar bir gezmeye gittiğini duyduk kadının. Evet. Sonra geldiğinde bir de duyduk ki ayrılmış yani. Kadının bu üç aşamasını duyduk ama kadını kesinlikle görmedik hiç orada. Hiç görmediniz. Bir hatta kalın lütfen Bayram Bey. Tamam. Bayram Bey kaç yaşındasınız? Kaç yaş büyüksünüz Cemile Hanım'dan? Kaç yaşındasınız sorabilir miyim? Şu anda 65 yaşındayım. 65 yaşındasınız. 30 yaş. Evet. 30 yaş var aranızda. Ve 35 yaşındayken 17 efendim, yaşında bir kızla evlendiniz siz. Ben onun nasıl bir kadın olduğunu bilmiyordum. Kaç yaşında çocuktu olduğunu size bilmiyordum. Geldiğinde. Yalnız bu arada size geldiğinde çocuktu, büyük değildi zaten. Çocuktu zaten. 16-17 yaşında bir çocukmuş zaten Bayram Bey, siz de evlendiniz. Bana 25 yaşında olduğunu söylediler. Kimliğini sorduğum zaman babası kimliğini bulamadım dedi. Ben size göndereceğim dedi. Bu arada biz onu buraya getirdik. Ben dahasını söyleyeyim. Ondan kimliğinde sonra, Cemile daha da küçük zaten. Kimlik yaşı Cemile'nin normal yaşından daha küçük bu. Ben kimliksiz nasıl senin yana geldim? Benim kimliğim hayır, benim cüzdandaydı, cüzdanda. Niye yalan konuşuyor? He? Niye yalan konuşuyor? Ben onu buraya getirdikten sonra kimliğini bana verdi. Ha, evet. Ondan sonra baktım küçük. Evet. 13 yaşında. Ben onunla yanına yaklaşmadım. He. Keşke babası ama babası devamlı beni çocuklara geleceğim ve ben Bayram Bey konumuz çocuklar ya. Şimdi komşu da diyor ki beni. Hiçbir şekilde biz Cemile'yi dışarıda görmedik. Dışarıya çıkmazdı. Bu şekilde başka telefonlar da var. Dün yayına bağlanan yalan komşular da aynı şeyi anlattı. Herkes yalan bunu söylüyor. Bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor. Peki Bayram Bey, Cemile Hanım geldiğinde evlatlarıyla görüşebilir mi? Tabii ki. Görüşebilir. Aslında ben hiçbir zaman kimseyi kısıtlamadım. O zaman Cemile Hanım hafta sonu ben göndereceğim. Evlatlarıyla görüşecek ama burada sanıyorum hocam sizin anlattıklarınızdan sonra sınavınıza girerek ölmek istemiyorum ama bütün bu görünen tabloyla birlikte ben asla bir yargıda bulunamam ama o Söke'deki Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı çalışanların, o ilçedekilerin bir çalışma başlatması gerekiyor mu acaba? Bence de kesinlikle başlatması gerekiyor. Peki söylediği bence araştırılması gerekiyor durumu. Şimdi sosyal hizmetlerin bence çocuklarla derhal bir görüşme yapması gerekiyor. Derhal. Babayla da bir görüşme yapmaları gerekiyor. Neticesine göre de bir karar vermesini zannediyorum. Sen ne söylüyorsun Cemile? Şimdi ben böyle bir şey söyleyeyim. Şimdi diyor ben hala çocuklarda şüpheliyim, benim değil. Ben onu da bak burada
Hocalarınız oturuyor. Efendim. Onu geçtik ya, öyle öyle bir kimsenin hocam, şeyi yok. Ama hocam bizim için geçilen şeyler, biz bu, zaten acı olan o. Yani Cemile için bu çok önemli bir kavram, bir kadın için de önemli. İki evlat dünyaya getirmiş, evlilik birliği içerisindeyken ve ben diyor bu çocuklar kocamdan yıllar sonra hala zaten ispatlanmış. Bununla ilgili bir bana bir zan altında, suçlamada bulunmasını kabul edemiyorum diyor. Belki bir dava açma hakkı var Cemile'nin %100 şu anda. %100 tabii var. Eski yani eşine çok karşı ağır hakaret gördü Cemile Hanım. Ne yapabilir? Onu kesinlikle söylemeye çalışıyor. Yani bu bir iftiradır. Yani zaten ispatlanmış, daha önceden ispatlanmış bir konuyla ilgili olarak olmamış bir şeyi olmuş gibi ekranların karşısında söylüyorsa bu bir iftiradır. Ama diyor ki yüzlerce kişiyle bunun gördüm. Da cezası vardır. O zaman Cemile de gidecek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacak bu adamla alakalı. Bayram Bey, acaba diyorum burada eski eşinizden bu attığınız iftira nedeniyle yol yakınken herkesin önünde bir özür dileseniz mi? Niye özür dileyeceğim? Bir kadını çünkü evlilik birliği içerisindeyken işte sizin tabirinizle yüzlerce kişi, yüzlerce kişi. Ben yuvamı niçin yıkayım? Ben yuva kurmak için onunla evlendim. Sen bütün bunları kıskançlığı için yaptın. Yıkayım. Bütün burada kıskançlığı içirdin. Bütün bu arası şahit. Bütün bu arası şahit. Cemile Hanım, bir saniye. Bayram Bey, bakın ben yineliyorum. Bence özür dilemek için fırsatınız varken dileyin. Çünkü Cemile Hanım bir dava açacak. Ben gene hocamdan ben söz alacağım. Biz de o teşekkür yolu ederim. Açacağız kendisine. Tamam, bir kadının iffetiyle ilgili laf edilmesine izin vermeyeceğiz burada. Hatta efendim. Tamam. Hatta işte, DNA testine kiminle gitmiştiniz Bayram Bey? Kim götürmüştü sizi? Kim vardı yanınızda? Akrabası, onun akrabası, babası, kendisi, bir de çocuklarla beraber ben. Tamam. Kemal Bey var şu anda hatta. Kemal Bey kim efendim? Kemal Bey de oradaydı. Kemal Bey kimdir? Bizim yakın akraba, o da DNA testi olduğu zaman evleri yakın ya Söke. O da gel, o da aracıyla sizin. Bizi bütün götürüyor. Olayı bilen Kemal Bey şu anda telefon attığında. Kemal Bey, bize anlatır mısınız o yaşananları, DNA testi yapılması sürecini? Ya, iyi günler dilerim. Teşekkür ederim, buyurun. Bak ablama bir şey söyleyeyim. Bayram, Hacı, oradaki bayan kız geldiler. Benim arabamı buldular, Bayram beni tanıyor. Dinledim. Bayram bana dedi ki gel arabayla getir. Bizi İzmir'e götür. Ben şu an sizi canlı yayında görüyorum. Karşımda aslında ama televizyon sesi kıstırdım. Tamam. Sonra telefonla sizinle konuşayım. Evet. Evet, buyurun anlatın. Sonra sizi Bayram Bey aradı yani. Evet, o zaman için Bayram şu an bana bakıyor. Bayram biliyor. Bayram benim önüne de geldi. Ben Bayram'ı iyi tanıyorum. Ben onu aramadım. Yalan söylüyor. Benim arabama koydular. Evet, bir anlatsın Kemal Bey. Evet. Yalan söylüyor. 100 lira mazut benim araba koydular. Ben İzmir'e doktora bunlarla beraber gittim. Kızın evet. babası, kız, bayram beraber iki tane çocuk. Bir çocuk kız, bir de oğlan çocuk. Aldım İzmir'e gittim. Bak bayram elini kaldırıyor ben görüyorum. Şimdi bu... ...vicdansızlık yaptı. Ben 65 yaşındayım. Bak 65 yaşındayım. Allah razı olsun bugün cuma. Allah razı olsun konuşuyorum. Biz doktora gittik. Bayram dedi beni çocuğa dedi. Ben yalvardım. Oğlum dedim etme, eyleme, insansın, günahsın. Karı ağlıyor çocuklar onun. Çocuklar senin. Yok dedim benim de. Tamam doktor var dedim devlet var. Hepimiz devlette boynumuz incedir kızdan. Tamam dedim gittik. Çocukları aldı bayramla beraber karıyla gittiler. İçeride kanı verdiler. Tüyünü aldılar. Ne yaptılar yaptılar. Bir iki saat aradan deney testi geldi. Dedi çocuklar senin bayram. Adamlar getirdiler dışarıda verdiler. Bayram da kabul etti. Bak dedim bayram biz gidelim seni evine bırakalım. Sonra Söke dönelim. Yok dedi Söke gidelim. Ben Söke'de kıraçtan çocuklarımı hanımı alıp gideceğim. Allah hak var yukarıdan. Bak siz beni bakıyorsunuz şimdi. Siz beni göremem ben sizi görüyorum. Evet. Yukarıda Allah var. Allah rızası için doğru konuşuyor. Buna yaranım yok. Radya geldik. Arabadan indiler. Birimizin yanına bayram dedik. Yok ya dedik benim değil çocuklar. Yapma sen yaşlı başlı adamsın. Benim yaşmadım. Ona dedim babasına... Yok böyle şeyler... Çocuklarını da elinden alayım. Başlarsın geldim. İstersen bana desen ki yalan konuşuyorsun. Bayram bana da bakıyor. Ben şimdi telefonuna tamam, konuşuyorum. Tamam bir Bayram Bey söz versin ama iki saatte de DNA testi o dönemde çıkar mıydı hocam? Yani İki yok. Saat değildir o başka bir şeydir. Ben bir susalım. Nasıl? Yalan mı konuşuyorsun? Kemal amca Bayram biraz herhalde... Örneklerini vermişlerdi. Örneklerini verdi. Sonuçları... Kemal amca biraz unutkanlık geldi herhalde.
Biz evet. Zeynep'e teslim verdik, biz orada ayrıldık. Sonra da bir mahkeme girdi. Evet. Mahkemede belli oldu. Ha, kağıt yani mahkemeye geldi. Şeydir, yapıldığına dair kağıt verilmiştir. Çünkü doğrudan mahkemeye gönderilir. İlk etapta ancak kan grupları bulunabilir. Evet, DNA testi evet. Örneği mahkemeye geldi. Bayram Bey, bakın Kemal Bey anlatıyor. Nedir yalan dediğiniz kısmı nedir yine sizin? Kemal Bey... Alo. DNA sonucunu alo. Değiştiren bir saniye kişi. Kemal Bey, bir dinleyin mi? Kim değiştirdi DNA sonucunu? Bir dakika duyamadım. Kemal Bey bir izin verin. Bayram Bey ne dediniz? Kemal Bey. Kemal Bey bir izin verin. Kemal Bey gitti. Bir izin verin Bayram Bey konuşsun, size söz vereceğim Kemal Bey. Buyurun Bayram Bey, buyurun. DNA testini o değiştirdi. O değiştirdi. Nasıl değiştirdi? Evet. Biz örnekleri verdikten sonra evet. Kendisi tekrar doktorun yanına gitti. Diyorum. Suçlamalarınız artıyor. Bunların oradan hepsinin değiştirdi. Ayrı ayrı bir suç olduğunu da tekrar hatırlatmak isterim size. Kemal Bey buyurun yalnız şimdi söyleyin. Ceza ehliyet varsa evet, tabii. Hepsinin bir suç olduğunu varsa ve ceza gerektirir. Diyorsa ne de mahkeme ediyorsa savcılığa gidip onun karşısına ben ifade vereyim. Sizin kanalıyla sizin destekiyle savcılığa giderim, ifade veririm Allah rızası için. İstiyorsan ben gideyim. Sürkada olsa, Bağrasa'da olsa, Akin'de olsa neler diyorsa ben gideyim savcılığım karşısına o ifadeyi vereyim. Kabulüm ben. Çünkü Allah var yukarıda. Tabii benim kimsem yok değil mi? Onun için. Sizi devlet değiştiremez. Babanın, babamın hizmetkarı değil devlet. Ne onu ne Cemile'ye. Çünkü Allah var yukarıda. O doktor yalan konuşamaz. Tamam. Çocuklar sizin de dedi biz çaydın geldik. Sürgeye geldik adam çaydı orada. Bayram Bey. Bayram Bey. Duydunuz değil mi? Ben giderim efendim. İfademi veririm davada açılsın diyor. Yani siz hem doktoru suçluyorsunuz hem Kemal Bey'i suçluyorsunuz hem ya, Cemile'yi suçluyorsunuz. Ne kadar ifade verseler de onlar yalan söylüyorlar, yalan ifade verirler gene. Yalnız bir de şunu çünkü hatırlatayım DNA yok. Testini doktor yapmıyor. Yani orada kanı alınıyor, kanı alan kişi ya hemşiredir ya laboranttır. Ondan sonra laboratuvarda makineden çıkıyor sonuç. Oradaki biyolog onu inceliyor. Eşleştirme yapıyor. Ondan sonra bir rapor haline geliyor. Evet. Yani orada evet bir adli tıp uzmanının imzası vardır ama o denetmen olarak sadece kendisi bir şey yapmıyor yani. Şimdi hatta Hayrettin Bey var. Bayram Bey'in eski eşinin akrabası mı dediniz arkadaşlar? Evet. Bir komşu. Bir akrabaların eski eşi. Ama ismini yazmayın lütfen. Ama söyledi arkadaşlar, ben de sakladığınızı bilmiyordum. Evet, söylemeyeceğim isminizi bundan sonra, özür diliyorum. Beyefendi siz Bayram Bey'i de tanıyorsunuz, olayları da biliyorsunuz. Öyle diyeyim, bir tanıdık bir akrabasınız. Bir anlatır mısınız? İlk eşiyle ilgili de iddiaları var, yani onunla ilgili suçlamaları var diyelim aslında. Ben ilk eş izliyorsa onun da bağlanmasını isterim, o da bunlara cevap versin. Ve duydunuz, sonraki eşiyle ilgili de yine suçlamaları var. Neler biliyorsunuz? Buyurun. Alo, hatta mısınız? Evet, hattayım. Dinliyorum ben sizi, buyurun. Ya şimdi şöyle bir şey, eski eşine de aynı şekilde bu çocuklar benden değil. Aşağı yukarı takriben 6 ay, 8 ay, 1 seneye yakın evini, ocağını terk edip ondan sonra tekrar çıktı geldi yani. Hatta çocuklar aynı çökede oturuyor, siz de biliyorsunuz zaten diğer evet. Çocuklarıyla. Hatta çocuklarla falan zaman zaman görüşüyoruz yani ama... Hani o konuda biraz yalan söylüyor gibime geldi. Çünkü daha önceki eşine de aynısını yaptı. Bu çocuklar benden değil, benim kardeşimden deyip bu kadar açık net söylüyorum. Evi bir 6 ay 8 ay sitelerinden falan terk etmişti yani. Bayram Bey, yaptınız mı bunu? Hayır. Hayır. Yalan söylüyorlar. O da yalan söylüyor. Beyefendi peki eski eşiyle boşanma nedeni bütün bu suçlamalar mıydı yoksa ona da şiddet de uyguluyor muydu, aynı Cemile Hanım'ın yaşadıklarını o da yaşamış mıydı? Ya zaman aslında şiddetin en ağırı bu söylediğinizde. Şiddet uygulamıyordu, ben hiçbir zaman da şahit olmadım, aşağı yukarı 35-40 yıldan beri de kendisini tanırım. Evet.
Ama hani zaman zaman işte öyle bir şeyler yapardı yani suçlamalar bilmem ne vesaire falan. Hı-hı. Hani boşanma sebeplerinden bir tanesi işte sen beni aldatıyorsun mu gibisine vesaire bazı suçlamalardan dolayı büyük ihtimalle ayrıldılar. Daha sonra zaten o eski eşiyle boşanma esnasında sökün oturuyordum. Ben İzmir'de her oturuyorum. Her şeyi nasıl biliyor, biliyor yani bu adam? Elim içindeki şey nasıl biliyor? Buyurun Bayram Bey, dinliyoruz. Benim evimin içinde olan bir olayları nasıl biliyormuş bu adam? Bütün bu iddialarınız çok evin içiyle ilgili iddialar olmadığı için olabilir mi Bayram Bey? Yani şimdi burada o yalan, bu yalan, şu yalan ama ben bir kere daha buradan sökedi. Evet bu çocukların... Hayır efendim. Efendim. Neyman Hanım sesiniz çok derinden geliyor. Ben televizyonun yanında değilim şu anda. Ben telefondan zaten dinleyin de sizin yalan söylediğinizi söylüyor Bayram Bey beyefendi. Vallahi kızdırmasın beni. Neden? Ne olur? Basar gelir İstanbul'a veya onun bulunduğu yere. Evet. Yüzleşelim bakalım ne diyecek o zaman. Bayram Bey. Tehdit mi ediyorsun? Yok yüzleşelim diyor. Beni tehdit ediyor bakın. Hayır yüzleşelim dedi. Yüzleşelim konuşalım diyor bir tehdit yok kimse. Yüzle gelirim söylerim kim doğru kim yalan söylüyor. Hayır. Ortaya çıkar demeye çalıştım. Bayram Bey yanılıyor olabilir misiniz bu iddialarınızda? Eski eşinizle de yeni eşinizle de aynı böyle kabul görmeyen herkesin yalan söylediğiniz iddia ettiği beyanlar var. Sizce yanılıyor olabilir misiniz? Siz mi yanılıyorsunuz acaba? Ben o zamanlar mahkemeye başvurduğum zaman bütün telefon kayıtlarını çıkarttım verdim. Eşinizle alakalı mı? Avukatım bir avukatında vardı. Evet. Şimdi konu çocuklar oraya gelmeye çalışıyorum ama burada iki kadının kişilik haklarıyla insani değerleriyle ilgili hakaretler olunca da ne yazık ki onlar konuşmak durumunda kalıyoruz. Bu son ifadeden sonra Bayram Bey'in eski eşinin de ben cevap hakkını kullanmasını hayır, istiyorum ama Bayram burada, Bey kendi öz kardeşini de suçlamış. Kardeşini de suçlamış evet. Cem bir şey söyleyeyim. Sen böyle hareket dengesizin biri olma. Bak kardeşini suçlamış. Bak kardeşinle düşün. Kardeşinle suçlayan bir yani sen eşini nasıl kardeşinle ben, bir şüpheni? Ben size bir şey söyleyebilir miyim? Söyleyin. Şöyle bir şey söyleyebilir mi? Söyleyin buyurun. Benim kardeşim benim evimde kalıyordu o zaman. Hiç. Ben kahveye gittim. Şöyle beş yapalım dakika mı? Sonra geldim. Bak. Bu konuyu uzatmayalım çünkü bu konu hiç, evet. Hiç konuşmak istemediğimiz yerlere gidiyor. Ama bütün bu suçlamalarınızla ilgili herkes gelip cevap hakkını kullanabilir, yayına bağlanabilir ve aynı zamanda da yasal süreci de işletebilir ki belki de yapmak gerekiyor şimdi ama. Ben hocam şimdi genel bir bilgi verebilirim bu konuyla ilgili. Bayram Bey'le ilgili değil, genel olarak konuşuyorum. Paranoid şizofreni hastalığında siz kişinin önüne ne kadar mantıklı, ne kadar gerçeği gösteren kanıtlar sunsanız da inandıramazsınız. Çünkü onun beynindeki gerçek çok açıktır ve asla değişmez. Asla değişmez. Bu noktada o zaman biz çocukların anneyle görüşmesini istiyoruz ya. Ben Bayram Bey'in sözünü tutacağına inanıyorum ama buradan yine Aile Çalışma Bakanlığı'na bağlı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı o ilçedeki çalışan yetkililerin görevlilere de çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen bu hafta sonu yapacaksak bu görüşmeyi bize eşlik etsinler ama onun öncesinde gidip bu çocukların hangi şartlarda artık ikisi de yetişkin genç insanlar ama yine de bu ortamda büyümeleri onları nasıl etkilemiştir herhalde az çok tahmin ediyoruz kesinlikle, diye düşünüyorum. Kesinlikle. Hiç zaman kaybetmeden bu çağrıyı aslında senin de bir anne olarak yapman lazım. Yani ben şu anda bu çocukların durumu ile ilgili endişeliyim. Ben çocuklara burada sesleniyorum. Ben burada gelecek çocuklarımda yine DNA testi istiyorum. O çocuklar da ve bir daha madem istemiyor beni de. Bu çocuklar da bir daha onun yüzünü görmemek amacıyla ben burada seslenmek. Düştü. Yani tamam çok etkileniyor. Evet haklı da. Yani çünkü saçma sapan iddialar netice itibariyle ama sen bu hafta çocuklarını gör. Bayram Bey izin verdi. Hatta Aile Sosyal Politikalar İlçe Müdürlüğü'nden Emre görüşsün İnci Hanım biz evet. Görüşelim. Emre evet, onlarla görüşsün. Bu görüşmelerde pedagog da hazır bulunsun. Biz bütün bu yaşanan durumu da ilçe müdürlüğündeki yetkililere aktaralım.
Ondan sonraki hafta, önümüzdeki hafta da biz gereğini yaparız zaten. Evet. Ne gerekiyor? Ondan bize. Sonra sen yasal olarak yine hakkını arama hakkın var. O noktada da biz sana yardımcı olacağım sözünü veriyorum. Emre yarın geliyor Cemile Hanım. Bu çalışmaları yapalım, bu görüşmeyi yapalım. Ben bütün hatta bağlanan konuklarıma da çok teşekkür ediyorum aktardıkları için. Bir konuyu konuşurken gerçekten bambaşka suçlamalar yapılıyor. Şimdi sevgili seyirciler, birazdan Murat Kocaeri dosyasına geçeceğim ama onun öncesinde size daha önce işlediğimiz bir dosyayla ilgili yaşanan önemli gelişmelerle ilgili aktaracağım birkaç bilgim var. Biliyorsunuz programa yeni başladığımız dönemlerde Denizli'de işlenen bir cinayet konusunu ele almıştık. Hacı Veli Taşdöğen cinayetinden bahsediyoruz ve yayınlarımız sonrasında da bu cinayetle ilgili olarak eşi Ayşe Hanım ve yine bir akrabası olan Arif Bey tutuklu yargılanmak üzere cezaevine konmuşlardı. O yargılanma süreci devam ediyor. Şöyle küçük bir hatırlatmamız var. Yargılanma süreciyle ilgili önemli bir gelişme oldu. Ben onu aktaracağım size ama o teaser'ı bir verelim mi Seda bu araya? Gerçeğin peşinde 5 yıldır çözülemeyen cinayetin sır perdesini araladı. 2014 yılında işlenen bir cinayet sevgili seyirciler. İki küçük kız çocuğunun babasıydı. Hacı Veli Taşdöğen cinayetiyle ilgili olarak eşi Ayşe Taşdöğen, Arif T. tutuklandı. Hep birlikte çalışmalarınızla gerçek yani ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Çok mutlu. Çok. İnandık bu cinayetin bu noktaya gelmesine büyük emek sarf ettik. Hacı Veli Taşdöğen cinayeti çözülüyor. Birazdan. Evet, o 4 Ağustos 2014'te işlenmişti bu cinayet. Hacı Veli Taşdöğen'i öldürmek üzere aslında ona iki kere saldırıda bulunulmuştu. Ve üçüncüsünde de kendi tarlasında sulama yapmaya gittiğinde sabah saatlerinde öldürülmüştü. Öldürüldüğü anda eşinde yanında olan tek kişi eşi Ayşe Hanım'dı ve Ayşe Hanım'ın da bu cinayetten hemen sonra ilk olarak Arif Bey'i aradığı ortaya çıkmış. Aradığı ilk kişilerden biri buydu. Bütün yayında konuşulan konular, anlatılanlar, tutarsızlıklar, elindeki delillerle beraber özellikle bu cinayetin aydınlatılması için Denizli'de JASAT özel bir ekip kurmuştu ve çok önemli bulgulara ulaştılar ve Sayın Savcı'nın girişimiyle beraber de çok önemli bir noktaya geldi. İşte duruşmalar görülmeye başlandı. İlk duruşmaya çıkıldı ve o duruşmada 3,5 saat sürdü ve Ayşe T. ile Arif T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi ve yine davanın 25 Haziran 2020'de ertelenmesini evet. Yani duruşma tarihi evet. Olarak da sonraki celse olarak da 25 Haziran 2020 belirlendi. Yani hocam ne oldu? Yani şu bizim yayınlarımızdaki yapılan beyanlar, konuşmalardaki çelişkiler üzerine savcılık bu kişilerin kuvvetli suç şüphesiyle tutuklanmasına karar verdi, istedi ve tutuklandı bu şahıslar ve bu şüphe devam ettiği için Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu iki şahıs Ayşe Taşdöğen ve Arif hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde adam öldürmek hususundan dava açıldı. Mahkeme iddianameyi kabul etti. İlk duruşmasında halen bu kişilerin suçu işlediği yönündeki kuvvetli suç şüphesi devam ettiği için ileri bir tarihe mahkeme erteledi. Evet, biz buradan bir kere daha Denizli Casatı ve Buldan Savcılığı'nı bu titiz çalışması için kutluyoruz. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür edip buradan devamında da bir an önce sonucun çıkmasını istiyoruz. Var mı reklama süren? O zaman bir ara verelim. Ardından buradayız sevgili seyirciler. Üç çocuk babası Münevver Yılmaz. 10 Şubat'tan bu yana haber yok. Annesi burada, eşi burada, çocukları kuliste. Üç tane güzel evlat ve babalarının yolunu bekliyorlar. Ama Münevver Bey'den hala bir haber yok. Arkadaşlarım gittiler, evi ziyaret ettiler. Evde nasıl bir yaşam sürüyor bu çocuklar anneleriyle diye. Küçük bir bandımız var. Ve aslında sonrasında Münevver Bey, şayet bizi izliyorsanız, çünkü telefonunuz zaman zaman açılıyormuş. Lütfen yayında kalın ve en küçük oğlunuzun ilk adımlarını da görün burada. İnşallah ya. Bir tek kanepenin olduğu ve elektrikli sobayla ısıtılmaya çalışılan evde çocukları yerde yatıyor. Kübra Yılmaz, eşi terk ettikten sonra
3 çocuğu ile yaşam mücadelesi veriyor. Kübra Hanım eşim Nevar Bey'den gelecek haberi merakla bekliyor. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ancak bugün size Kübra Hanım'ın arka planında neler yaşadığını, 3 çocuğuyla beraber hayatını nasıl devam ettirmeye çalıştığını göstermek istiyoruz. Onun için de şu anda Kübra Hanım'ın evinin önündeyiz. Birazdan içeri gireceğiz. Kendileriyle konuşmaya çalışacağız. Bakalım nasıl bir hayat yaşıyorlar. Münevver Bey'in yokluğunda geçimlerini nasıl sağlıyorlar. Hiçbir geliri yok. Kübra Hanım, eşiniz Münevver Bey'i arıyorsunuz ancak onun yokluğunda 3 çocukla baş başısınız. Bu süreç nasıl ilerliyor? Evet, zor ilerliyor ama mecburum, hani eşimin bulmak istiyorum hani. Çünkü çocuklar var ortada. Şu anda hiçbir maddi gelir yok. Nasıl geçiniyorsunuz? Şu anda hani sağdan soldan hani ailem biraz hani destek oldu onlar. Onlar hani çocukların giderlerini falan karşıladılar. Çevreden yardımlar geliyor demiştiniz. Evet, yardımlar geldi. Hani ailem içinden hani kayınvalidemler, kendi ailem. Hani şimdiye kadar hani beni şey yapmadılar yani, çocukların bezlerini falan her şeylerini aldılar. Ama hani nereye kadar, onlar da tükenmek üzere. Herkesin de zaten kendine göre sorunu var. Çocuklarımın hayatı mahvolmasın. Çocuklar bir de küçük, biri 1 yaşında, diğeri kaç yaşında? Diğeri 2,5 yaşında, büyüğü de 12 yaşında. Ama ben hani düzenimi de zaten bozmak istemiyorum eşim bulana kadar. Hani büyük oğlanı işe, hani artık diyorum onu okuldan alayım, işe vereyim. Ama onu da hani hayatını da mahvetmek de istemiyorum. Ama aklınıza gelen tek seçenek maalesef ki bu sanırım. Evet, tek seçenek de bu. Hani ben de diyorum hani çalışırım. Kira borcu birikiyor. İşinizin o zamanları yok. Bunlar da kiralar da birikmiş değil mi? Evet, 3 tane şu anda kira borcum birikmiş. Ne kadar aylık? Aylık 500. Yani toplamda 1500 lira bir kira borcunuz var. Ekstra olarak aylık gider. Evet. Faturalar var. Çocukların hani ikisi zaten, ikisi de süt içiyor, ikisi de bezleniyor. Ufak tefek yardımlar geliyor. Ama nereye kadar? Yetişmiyor çünkü. Yani hemen bir hafta gitmiyor. Bezleri bitiyor çünkü ikisi de bezleniyor. İkisinin de sütleri var. Ama bilmiyorum, hani bir destek olunsa çok iyi olur. Münevver Yılmaz ailesine dönecek mi? Bilal ve Hamza. Bilal ve Hamza ve ilk adımlarını attı. Baba kaybolduğunda daha yürümüyordu en küçüğün, değil mi Kübra? Yok, yürümüyordu. Ve hiç onu yürürken görmedi. Yok, görmedi. Ah yavrular, hiçbir şeyden habersiz diyeceğim ama çocukların yüzünde o acı var. Arkadaşlarım onları oyalamak için ağlamasınlar diye ellerinden geleni yapıyor ama yetişemiyorlar. Bir düzen vardı, hepsi alt üst oldu. Bu arada şuradan söyleyerek başlamak istiyorum. Bir kere 12 yaşındaki oğlun, en büyüğün, çocuk eğitimini tamamlayacak, öyle çalışmak falan, bunu asla yapamazsın. Bu kere büyük bir suç. Kesinlikle. Yani olarak, baba olarak buna kimsenin hakkı yok. Bu devletin çok güzel mekanizmaları var. Size destek olacak, yardımcı olacak. Seyircilerimizin de destekleri olacak. Ben buna inanıyorum. Bir kere bu fikri sakın aklına getirme ve çıkart Kübra. Ne demek çocuğu çalıştırmak? Sen aileden destek alacaksın. Gerekirse babaanne bakacak o çocuklara. Sen çalışacaksın belki ama o bebekler, o çocuklar büyüyecekler bir şekilde. Tamam. Bunu herkesin önünde, yani duygusallıkla söylediğini düşünüyorum ben. Yani çözümsüz hissettiğim için. Yani başka çözüm kalmadığı için öyle söyledim. Hayır, o bir çözüm değil. Bu çözüm kesinlikle değil, bu yanlış. Değil. Yanlışı yanlış. Hepsini okutacaksın. Hepsini iyi bir yerlere gelmesi için elinden geleni de yapacaksın. Babaları olmasa bile. Aynen. Şefika Hanım, şimdi başta dedim, yine söyleyeceğim. Bu bizim arkadaşlarımızın da kendi aramızda konuştuğumuz bir şey. Sizin diğer evlatlarınız hani konuşurken de ah abimize acaba ne oldu diye bir endişe yok kimsede. Var var. Onlar da çok arıyorlar. Onlar da çok. Onların hiçbir haberi yok, hiçbir şeyler. Şefika Hanım, normal bir hikayede ben bunu ekranda izliyor olsam şöyle düşünürdüm. Evli barklı bir adam, evli barklı bir kadınla ilişkisi var ve kocası da bunu duymuş ve o adam ortadan kaybolmuş. Acaba onun başına bir şey mi geldi? Bilmiyoruz ki hocam. İşte korkardım, hayatından endişe ederdim. Öyle. Sanki iyi mesajlarını veriyor sanki kardeşlerine, yok, yok. Babası. Ya da bir yerde biri onu gördü mü, bir haber mi geldi?
Filiz Hanım hatta kız kardeşi, o da dün konuşurken hep Münevver şeyle, Kübra ile ilgili iddialar dile getirdi. Yani Kübra çok arıyordu abimi, çok bunalttı diye, ama Filiz Hanım gerçekten hiç acaba bunca süredir aramayan kardeşinizin hayatta olmayacağı ihtimali düşündünüz mü? Allah korusun tabii de. Filiz Hanım. Sesimi duyuyor musunuz? Duyuyorum, buyurun Filiz Hanım, buyurun. Ence Hanım, bir de ben şöyle bir şey söylemek buyurun istiyorum size. Abim, benim annemle Kübra sizin televizyonunuza başvuruda bulunduktan bir hafta sonra Kübra'nın eski oturduğu yerdeki bir komşusu Kübra'yı bir sabah aradı. Dedi ben senin kocanı dedi Haliç Köprüsü'nün o taraflarda gördüğünü söyledi. Bir saniye, bizim programdan sonra. Komşum evet, değil, evet, abim. Size başvurudan o bir hafta içerisinde zaten. O evet, hafta içerisinde. Komşum değil, abim de o. Abimin bir arkadaşı. Hayır Kübra, bir dakika ben bir lafımı bitireyim. Bunu niye bize hiç anlatmadınız? Bir çünkü anlatın ben öyle tam bir şey olarak Filiz Hanım da. Sonra da Kübra'ya soracağım bunu. Evet. Haliç Köprüsü'nün o taraflarda gördüğünü söyledi. Ha, o günün sabahı da o haberi aldıktan doğru, sonra hemen annemi aradı işte, Kübra. Tamam, evet. Dedi anne dedi. Dedi benim böyle böyle yerdeki komşum aradı. Bana işte Münevver'i şöyle bir yerde Haliç Köprüsü'nün o taraflarda gördüğünü söylediği halde dedi sakın bunu televizyonda yayınlamayalım. Kimseye söylemeyelim. Nasıl yani? Peki abim bulunmasını istiyorsa neden bu tür şeyleri saklıyorsun? Peki bunu anneniz de niye anlatmadı o zaman? Böyle bir şey oldu mu? Söyleyelim demedim mi sana? He? Ben yok dedim ya söyleyelim diye. Yok yok. Kanalda. Yok sen de söylemeyelim. Hayır. Nasıl? Emin olalım dedim. Hani ondan sonra dedim söyleyelim dedim kanala mutlaka bildirelim. Ya emin olmayalım. Ya emin olmayalım olma Kübra. Böyle emin bir konuşma değil. Olma. Doğru böyle söylüyor, bir şey söylendiyse söylemek ha, zorundasın. Kendisi de biliyor zaten. Şefika Hanım siz niye anlattınız? Hani o kişiden tam dedim net bir cevap aynı alalım. Aynı siz bana söyledi dedim. Ne niye dedi kızım dedim niye söyleyemeyelim? Anne dedim dedi, net bir cevap. Dedi abi bunlar bağlanırsa daha kötü şeyler söyleyecekler bana. Net bir cevap alayım dedim. Ondan sonra dedim ama kanalı söyleyelim dedim. Abi gören kişi değil. Gören kişi senin eşini tanıyor ve o olduğundan emin mi Kübra? Hayır. Ne dedi bilmiyoruz size? Gören kişinin bir tanıdığı. Tanıdığı demiş ki ben bu adamı demiş Haliç Köprüsü'nde araba beklerken demiş gördüm demiş. Ne abisi demiş. Ama abisi niye bunu paylaşıyor? Abim değil yok. Sen o adam abine demiş. Hayır hayır. Abim ikinci gün mü üçüncü gün hani bir arkadaşına sordurmuş en son Beyoğlu'nda sinyali gözükmüş. Tamam işte abim bunu söylemiş. Bunu abim söylemiş tamam, ama Haliç Köprüsü'nde abim söylemiş. Ben de dedim o kadına ki hani Filiz emin misin peki dedim. Bunu emin şimdi olduktan sonra aralarında hani konuşup televizyonculara kanala söylemeyelim. Bundan ne maksat olabilir? Biz burada böyle bir oyun mu oynuyoruz o zaman? Bütün konuklarımızın vaktinden çalarak. Ya bilemiyorum İnce Hanım. Kübra'ya sormanız lazım. Ben de bilmiyorum neden saklamak istediğini. Hatta abim ortadan kaybolduktan 3-4 gün sonra benim Muammer abim televizyona bağlanacak olacak kişi. Evet. Demişti ki annem o kadar çok ağlıyordu o günlerde. Abim de üst üste diğer kaybolan abimi arıyordu. En sonunda ona ulaştı. Abimin telefonunu açtı kaybolan ben abim. Ben ona inanmıyorum. Ben dedi ben sağlığım ya yerinde. Ben dedi başımı dinlemek için kaçtım gittim. 3-4 gün sonra geleceğim dedi. Ama bir ay oldu. Daha ne telefonlarımıza cevap bir verdi. Bir saniye. Bu ne zaman oldu? Bu ne zaman oldu Filiz Hanım? Kaybolduktan 3-4 gün sonra. Bunu niye hiç anlatmıyorsunuz bize? Vallahi bilmiyorum hani Kübra. Ama gerçekten pes bakın burada bekleyen günlerdir bekleyen konuklarımız var. Ve biz Münevver Bey'in onun için siz bu kadar rahatsınız. Demek ki görüştünüz ve belki sonra ya başka da görüşürüz. Kübra'ya da söyledik. Abim zaten derhal. Anneniz burada kaç söyledi gündür niye anlatmıyor? Abileriniz defalarca de bağlandı. Ben dedim, ben Filiz Hanım dün siz bağlandınız. Nasıl bilmezsiniz? Aramamış. Bir dakika Şefika Hanım niye söylüyor? Şefika Hanım ben Yağmur Hanım'la da konuştuğum zaman çok şeyi çok çabuk unuttuğumu söylemiştim konuşmaktan. Allah aşkına çok şey unutabilirsiniz ama kayıp bir kardeşiniz var. Öldü mü kaldı mı bilmiyorsunuz. Onunla telefon konuşmasını unutamazsınız. Kübra'nın kocasını 50 kere aradığını unutmuyorsunuz ama kayıp abinizin aradığını ya nasıl İnce unutuyorsunuz? Hanım, biz Filiz bunu ilk söylediğimiz lütfen zaman da Kübra inanmıyordu. Dedi hayır Kübra, sadece bizim sakinleşmemizi istediğiniz için söylüyorsunuz abiniz, dedi. Bunun inanmadı üstünü örtbas ettiler. Ne abiniz yapayım konuştuysa o telefon kaydının konuşma kaydının görselini bize gönderir. Kübra bunu inkar etse de der ki bak kaybolduktan 4 gün sonra ben konuştum işte telefonda da arama kaydım bu. Gider kayıt dökümünü aldırır. Ence Şefika Hanım niye bize anlatmadı bunu? Ben zaten abime ilk başta inanmadık. Hiçbirimiz de inanmadık. Niye ben yengemi araya koydum. Çok ağrıyordum. Dedim yenge dedim ben, hadi, abimin eşine söyledim. Dedim yenge dedim abimin arama kayıtlarına bir bakın gerçekten arama olmuş mu olmamış mı?
tarih olarak göremediğini ama 3 dakika konuştuğunu söyledi. Kendi abinize niye böyle bir şeyde inanmadınız Filiz Hanım? Nasıl? Böyle bir şeyde kendi abinize niye inanmıyorsunuz? Kayıp kardeşimle ben çok ağladım. Diyorum ya, başta da söyledim. Annem çok ağlıyordu. Çok fazla üzülüyordu. Abim belki onu sakinleştirmek için böyle bir şey söyledi diye sandık. Ben de inanmıyorum zaten. Bilmiyorum, halen de bilmiyorum. Ama, abiniz ben eminim ki görüşüyor, halen görüşüyor. Tabii. Yok, halen görüşüyor ve iyi olduğundan da emin. Bundan dolayı da bence o rahatlığı da size belki nerede olduğunu söylemiyor ama. O rahatlığı annesine de babasına da veriyor gibi geldi. Ben bir iki şey söyleyeceğim. Yani kimseyi suçlamak değil niyetim. Lütfen aynen. Hocalarım da siz de çok daha dikkatli bazı detayları yakalıyorsunuz benden. Şimdi 10 Şubat'tan beri kayıp. Kayıp. Ve işte bakın şimdi diyor ki 4 gün sonra abiyle konuşmuş. Muharrem Bey bağlıyor arkadaşlarım. Kübra'yı babası götürmek istiyor. Kayınpederi diyor ki küs olan kayınpeder götür onu diye baskı yapıyor. Gelin gitsin diyor. Hatta çocukların biri kalsın ikisi gitsin bu konuşmalar yapılıyor. Kardeşler gayet rahat ve bu arada da bu Münevver Bey'in kaybolmadan bir gece önce kaybolduğu gece aslında aile bir araya geliyor. Küs olan babayla barışılıyor. O ortamda Kübra yok. Orada ne konuşulduysa yani hiçbir sanki şey. Münevver gitsin kafasını dinlemeye gitti karısından bunaldı diye şimdi açıklamalar var. Kübra döner giderse Münevver de kafasını dinleyip geri gelecek olaylar çözülecek. Yok yok. Orada bizim o akşam bizim hanım, hiçbir şey inanın yazılmadı. Ki bizlerden herhangi birisi de bilmiş olsaydı en azından sadece annemin akıttığı bakın gözyaşları bu, için de olsa kaç gündür, söylerdik. Kaç gündür buradasınız Şefika Hanım? Üçüncü tabii, haftaya üçüncü dönüyor. Hafta üç haftadır üçüncü kimse hafta bu konuşmadan bahsetmiyor. Muammer Bey hatta şu anda. Muammer Bey ne zaman konuştunuz Münevver'le? Alo. Merhaba, ne zaman konuştunuz Münevver Bey'le? Münevver kaybolduktan 3 gün sonra ben konuştum onunla. Yani 13 Şubat'ta. Ya bu aynen, 21 gün sonra lazım söylenecek evet, şey bugün, mi bu ya? Aynen. Bugün 13 Mart, 13 gerçekten Şubat'ta yani görüşmüştünüz. Yani bir ay takvimsel olarak. Ne konuştunuz? Ya ben Münevver'le konuştum. Hı. Ben ona dedim ki. Ben de inanmıyorum. Alo. Dinliyorum sizi. Gerçekten konuştunuz mu kardeşinizle Muammer ya Bey? Ya bir de. Televizyonun sesini kısın lütfen. Bir beni saniye telefondan duyun. Telefon sesini kısın. Muammer Bey 10 Şubat'tan beri kayıp diye aradığımız kardeşinizle siz aslında 13 Şubat'ta telefonda konuştunuz. Ben ve bunu bize 13 Mart'ta söylüyorsunuz. Buyurun. Muammer Bey attı mısınız? Evet attayım. Telefondan izliyorum sizi. Ya telefondan ben 13, bana cevap verin. Buyurun. 13 Şubat'ta ben kardeşimle görüştüm. Hatta ben ona biraz da hakaret ettim. Madem dedim sen böyle bir şey yapıyorsun. Böyle bir şey yapıyorsun. Annemin halini görüyorsun dedim ben. En azından bir telefon aç ki. Telefon aç ki annemin de içi rahat etsin. Öldün mü kaldın mı? Annemin haline bak ya bitmiş bir kadın ya. Tamam dedi abi ben onu dedi daha sonra ararım. Peki dedim sen niye böyle bir şey yaptın yani? Yapacağı yani eline ne geçiyor? Ne kazanıyorsun sen? Ne dedi? Ne yapacaksın sen dedim. Abi dedi benim böyle yapmam gerekiyordu. Neden böyle yapman gerekiyor dedim ben. Ya dedi böyle gerekiyordu. Böyle yapmam gerekiyor. Çünkü kafam çok karışık. Evden hep baskı görüyorum dedi ben. Allah aşkına. Peki neredeymiş? Ne dedi size? İstanbul'da mıymış? Bakın ben onunla konuştuktan sonra telefonu tık diye benim yüzüme kapattı. Ondan sonra bugüne kadar da hiç görüşemedim. Başka ne konuştunuz? Benim konuştuklarım hepsi bunlar. Bundan zaten kısa belki bir dakikada sürmedi bizim konuştuğumuz. Az önce 3 dakikalık bir görüşmedi. Siz yani görüştünüz peki bunu bugüne kadar bize niye kimse anlatmadı? Beni bağlamadınız ki ben size söyleyeyim. Allah ben, aşkına ben tek tek bütün sülaleyi bağlamam mı gerekiyor? Anneniz 3 haftadır burada, gelininiz burada, Abdüsselam bir de erkek kardeşiniz bağlandı. Evet. Filiz Hanım bugün 2 kere ben, bağlandı. Yani ben, biri birine söylemez mi? Ben Münevver'le görüştükten sonra karısına da haber verdim. Anneme de haber verdim. Doğru diğer kardeşlerime niye de haber söylemiyorsunuz? Verdim. Doğru ben de biz dedim, inanmadık. Çok ağladığım için dedim herhalde teslim. Sen kendi oğluna inanmadın. İnanmadım ben. Vallahi inanmadım. Ben sadece rahat peki anneniz size inanmamış. Niye inanmamış? Muammer Bey diyor ki ben inanmadım beni kandırdıklarını düşündüm diyor. Ben teselli ya olsun anneme diye zaten ben söylediğimde annem bana dedi ki sen yalan söylüyorsun. Ben sırf ben rahat olayım diye söyledim. Telefonun kaydını gösterdiniz mi annenize işte bakın aradım bu diye. Yok yok.
Ya ben Alanya'dayım. Ben eşim kendisi de gördü. Eşime de gösterdim. Kardeşiniz ben Abdülmenef'a gösterdiniz mi veyahut da söylediniz mi? Yok, ben Münevver'le görüştüm de ben Alanya'daydım. İstanbul'da tamam değil. Tamam da kardeşinizi aramadınız mı? Beni aradı, iyiymiş, bir sıkıntısı yokmuş diye söylemediniz mi kardeşlerinizi? Ben hepsine söyledim. O zaman Abdülmenef niye bağlandığını da söylemiyor. Benim anlatmaya çalıştığım bu. Ben 3 gün sonra bizi aradığı bilgisini biz niye bir ay sonra aradık? Gerçekte sakladığınız şey ne? Pardon, bir ben şey bir söyleyeceğim. Şey soracağım size Muammer Bey. Münevver ne yapmaya çalışıyor? Efendim? Kardeşiniz, abiniz Münevver ne yapmaya çalışıyor o zaman? Siz benim abim değil, ben onun abisiyim. Tamam işte kardeşiniz, abiniz bilmediğim için ikisini de tekrarladım o yüzden. Ne yapmaya çalışıyor? Benim Abdülmenef kardeşim de bağlandı yayına. Hı. Filiz kardeşim de bağlandı yayına. Evet. Benim de onlardan farklı söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bakın ben Alanya'da yaşıyorum, bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Ben Alanya'da yaşıyorum. Ben turizmle uğraşıyorum. Ben sezon bittikten sonra ben İstanbul'a ailemi, annemi, babamı, kardeşlerimi görmeye geliyorum. Hı hı. Benim kardeşim benim yanıma gelemiyordu. Gelemiyordu benim yanıma. Hatta geldiği zaman da ne sebeple de karısından gizliyor bizim yanımıza geldiği zaman. Bunu annem de iyi biliyor. Diğer kardeşlerim hepsi de iyi biliyor. Ve benim yanımda kırmış olduğu telefonların haddi hesabı yok. Ve o telefonu kırdıktan sonra bana dediği tek şey... Kübra'dan mı kaçıyor? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Evet. Peki, tek şey, bu şey kadar... Muammer Bey, bir şey söyleyeceğim. Çok zamanım yok onun için. Siz de diğer kardeşleriniz de Kübra'nın onu çok aradığı için bunu aldığını ve kaçtığını söylüyorsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Peki, abinde hiç suç yok mu? Beni hiç yanlış anlamayın. Bakın, ben demiyorum bak. Kardeşim diye... Ben kardeşimi savunma gibi benim bir derdim yok. Benim tek derdim kardeşimin nerede olduğu, yaşıyor mu, yaşamıyor, benim derdim o. Ama aynen bana soracaksanız neden böyle yaptı? Benim gördüğüm kadarıyla karısından kaçıyordu. Yani çok baskı yaptı. Mesela benim kardeşimin kolu kırılmış değil mi? Kaza yapmıştı. Senin, senin kardeşinin hiç mi suçu yok? Ya ben demiyorum suçu yok. Bak, ama hep beni söylüyorsun siz ama de. Şey onu söylemiyorsunuz bakın, ki. Benim lafım bitmiyor ki. Siz benim lafımı kesiyorsunuz. Söyleyin Kübra diyor ki. Buyurun söyleyin. Benim lafımı kesiliyor demiyorsunuz yani. Sonunu getiremedim. Söyleyin. Benim kardeşimin kolu kırıldığında servisteydi. Telefonu zırpı zırpı çıkıyor. Telefonu cebinden çıkarırken gidiyor. Bir tane arabaya çarpıyor. Kolu kırılıyor. 1,5 ay adam... Evde yatıyor. Çalışamadı. O telefonu Suriye yabancı uyruklu hanımla konuşmak için açıyor olmasın ya da bir olabilir. Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi Kübra'yla konuşuyor, diğerlerine konuşuyor. Onu bilmiyorum. Bana söylediği, kardeşimin bana söylediği o. Hani benim o zaman telefonum da yoktu zaten. Ya şimdi adam motosiklet kullanırken cep telefonuyla konuşuyor. Kaza yapıyor. Suçlusu Kübra mı şimdi aşk olsun? Ben deniyorum Kübra. Yani veya da herhangi birimdir. Adam motosiklet kullanırken telefonla konuşuyor, kaza yapıyor. Kaza yaptığı gün ben onu hiç aramadım. Arayan bile. Kişi mi yani? Peki bu diğer kadınları biliyor muydunuz siz Muammer Bey? Sen abinin, Münevver'in hatalarını niye söylemiyorsun? Onun hiç suçu yok mu? Yok yok. Ama bak ben ne diyorum bak. Senin savunmak gibi de bir şey olmasın. O benim kardeşim diye ben onu da savunmuyorum. Ha benim kardeşim de hatası vardı. Nasıl eşini hatası aldattığını vardı? Biliyor muydunuz Muammer Bey? Hep gelip bana yalan söylediğini efendim? Sen de biliyorsun eşini abi. Eşini aldattığını biliyor muydunuz kardeşinizi? Aldatıyordu. Peki aldatılan bir kadın olarak yeni de doğum yapmış. Kendince yuvasını kurtarmanın yolu olarak çok arayıp kontrolü mü düşündün Kübra? Çok ararsam, kontrol edersem hani elimde tutabilir miyim diye mi düşündün? Ne yaptın sen? Herhalde, hani seni aldattığını herhalde öyle. Aramayı yapıyordum. Ben inkar etmiyorum. Hı hı. Ama onun da bakın, hataları çoktu. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Şu ana kadar bak Kübra... Abi sen de biliyorsun aradı. Ki bak, çoğu saniye. Şeylerin hiçbirini Kübra... doğru konuşmadığını sen de biliyorsun. Ne mesela? Hani sen mesela de hatta Kübra? Söylüyorsun hani çok... Evet benim kardeşim çok yalan konuşuyordu. Evet. Yani 100 kelime söylese 80'i yanlış. Valla ben şimdi bakın 100 kelime kardeşimin söylediği 100 kelimeden 80'i yanlış. Evet, ben eşini aldattığını da biliyordum. Kimsenin, eşini defalarca Muammer Bey özür dilerim eşini defalarca aldattığını da biliyorum. Bunu hepiniz kabul ettiniz diyen kardeşlerden sonra kalkıp da 3 tane evladı. Seda şu DSF'yi bir daha verir misin canım? O en küçük ikilerini, iki yavruyu. Büyüğü de onlara mama yapıyor içeride. Annesine destek olmaya çalışan.
şey yürüdükleri var ya, bisikletin arkasından etti onu. Yani bu bir aydan çok oldu artık. Bu halde bırakıp giden bir adam, bir insan eşiyle mutsuzsa yolu bellidir. Açar boşanma davasını, boşanır gider. Bu yavru sebileri de derler ya, bu ben, masum yavruları bırakıp alo. Giden bir adam hangi kafa dinlemeden bahsediyor da siz hala, özür dilerim sizin şahsınıza söylemiyorum, Kübra'nın çok telefon açmasının bunun sebebi olduğunu söylüyorsunuz. Alo. Allah aşkına ya, Muammer Bey. Alo. Buyurun. Ben görüyor musun yeğenlerini? İki gün önce ben Kübra ile telefonda ben bir saat konuştum. Ben dedim ki ona, bak benim kardeşim de yanlış yapıyor. Senin de yanlışların var, onda yanlışları var. Nasıl nerede, yanlışı var? Siz nerede aradınız? Ben dedim ki, Muammer Bey. Ben dedim ki madem sen böyle bir şey yapıyorsun, tamam canlı yayına da çıkma. En azından bir telefon aç. Ya onunla yaşamak istiyorum ya da yaşamıyorum. Herkes kendi yoluna baksın. Ben aa, bir saniye, boşanmak istiyorum dediğinde Münevver çıkacak yani, öyle mi anladık bundan biz? Nasıl? Yani Kübra burada ben yaşamak istemiyorum dediğinde Münevver Bey çıkacak mı ortaya? Ya ben ne diyorum işte, bir telefon açsa ne yapmak istediğini anlasak. Açmış zaten. Olarak, hayır diyor ki yani bir telefon açsın Münevver açsın. Ha, arasın hani ne yapmak diyorsun. İstediğini anlatsın diyor. Ya işte aramıyor da ne bir telefon açma şansı var, nasıl hiçbir şekilde ulaşamıyor. Siz nerede aradınız? Kardeşiniz kayıp ya, siz ne yaptınız kardeşinizin bulunmasıyla alakalı? Nerelerde çalışma yaptınız mesela? Ben mi? Evet. Ben nasıl bir çalışma yapayım? Ben de buradan televizyondan izliyorum. Hayır, kardeşiniz kayıp abi. Ya, öldü mü kaldı mı ya? Biz onu 20 gündür bir aydır burada konuşuyoruz ya. Siz nereye evet. kağıt yapıştırdınız? Hangi sokakta aradınız? Hangi caddenin başında birine sordunuz? Bunu soruyorum, kardeşinizi nerede aradınız demekle. Benim kardeşim daha önce gene kaçmıştı evden. Öyle mi? Gene Efendim? Ne zaman kaçtı ve ne kadar bildim. Kayboldu? Hayır, geçen söyledik ya, bir gün gitti. Ne zaman kaybolmuştu? Valla bayağı bir uzun oldu, bir 4-5 sene falan olmuştur. Ne kadar süre kaybolmuştu ortadan? Bir gün. Zaten kayboldu, 2 gün sonra Alanya'ya gelmişti. Evet. Burada benim yok, çevrem yok. Çok geniş, ben burada hani... Alanya'ya geldiğinizde bak kaybolmamıştı. Bir o zaman saniye kaybolmadı. Bakın şimdi yine birbirinizi. Yok yok, o işe gitmişti. Olur mu, benim adam kayboldu diye. Hayır, ben beni bunun yanına bıraktı, çalışmaya gitti. Benim yanına çalışmaya gitmişti. Ama kayboldu diye Muammer Hatta Bey. Hatta benim ailemin ama yanında bakın. Kalıyordum. Muammer Bey, siz ne anlatın bakalım. Gelmişti. Herkes farklı bir şey anlatıyor. Ben anladım galiba, anladığımı düşünüyorum. Şey Münevver Bey kayıp falan değil, kaçak. Sorumluluğundan aynen, kaçıyor. Tabii. Çocuklarından evet, bak, kaçıyor, eşinden kaçıyor. Benim ama bu kardeşim, yaptığının Türkçedeki ismini söylemek canlı yayında mümkün değil. Bakın bir şey söyleyeceğim. Benim kardeşim de samimi söylüyorum, sorumsuz bir insan. Biraz sorumsuzluğu da var onun. Biraz mı? Sorumsuzluğu da var. Nasıl sorumsuzluğu var? Daha önce de taşiye gitmişti. Doğu tarafına gitmişti. Öyle. Daha önce. Kaç kere o kayboldu kardeşiniz? Yo. Benim bildiğim ne bileyim 2-3 defa. 2-3 defa beraber gitmediniz mi Şırnak? 3 defa kayboldu. Beraber gittik evet. Ama yo, geldik kayıp sonra. Kayıp değildi. Oğlum o çalışmaya gitti oradan. Ama eşiyle beraber hatta gitti. Tamam sonra. Biz bak ben anlatayım. Önce yok. İkimiz gittik İdil'e. Orada bir ay kaldık, sonra ben gitmesini istemedim. Hı. O da getirdi beni annesinin yanına koydu. Haberim tabii, yok ben geliyorum dedi. Beni eve koydu. Kübra ben geliyorum dedi. Çoluk çocuk sahibi bir adam. Eşine söylemeden bir yere çalışmaya da gidemez. Kimse ha, kusura bakmasın. Böyle saçma bir şey olmaz. Hey, hiç bu olayları eğip bükmeye gerek yok. Kendi kardeşi çok güzel söylemiş. Münevver Bey sorumluluğundan kaçmış. Bu aynen üç öyle. Çocuğun vebali de hayatı boyunca onun peşini bırakmayacak. O işe gitmişti. Bir ay sonra dönse neyi çözecek Allah aşkına bu... Böyle bir şey olabilir mi bakış açısı? Yani Kübra Hanım, benim görüşüme göre siz bir an önce kendinizi ve çocuklarınızı evet. kurtarın. Yani bu ömür boyu böyle gidecek belli artık. Yani insanlar kaçıyor, kendi doğurduğu, dünyaya gelmesine sebep olduğu üç evladı bırakıp giden tırnak içinde bir baba için günlerdir zamanımızı harcıyoruz. Bu çocuklar perişan, ağlıyorlar içeride ama hiç onlarla bir kan bağı olmayan ama yüreği insan olan, insan sevgisiyle dolan seyircilerimiz de bu çocuklara yardım etmek için ekran başında çırpınıyorlar. Bir tanesi de hatta şu anda teşekkür ederek başlıyorum bir kere. Aydın Bey merhabalar. Merhaba, sağ olun İnci Hanım, nasılsınız? Sağ olunuz, gerçekten şaşkın ve üzgün ve öfkeliyim, saklayamayacağım. Vallahi biz de aynı öyleyiz. Yani ben bir iki üç gün evvel ben çok seyrettim. Ben evet. de yani bayağı kızgınım. Ama şu anda yoldayım, yolda seyrediyorum. Evet. İstanbul'da Antalya'ya gidiyorum. Evet. Yapabileceğim o çocuklarla okuması için ne gerekiyorsa... Bir de bir senelik onların kiralık bedellerini ödemek istiyorum. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederim Aydın Bey. Yerisi kat yani, kat fazla da olsun. Evet. Yapabileceğim o ufak çocuklarla ilgili ne gerekirse yapmaya hazırım. Pazartesi günü de evet. Sizin bana vereceğin hesaba bir senelik onların kira bedelini, o çocukları okumasını ne gerekirse aldım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz iyi ki böylece varsınız. Allah bazı razı kanallarda olsun. Böylece iyi ki varsınız. Çok yani insanların hastalığına bir ilaç oluyorsunuz. Aydın İlaç Bey. Oluyorsunuz. İyi ki sizler oradasınız. İyi ki beraber güzel sağ işler yapmak için uğraşıyoruz. Sağ olun. Yani bunu üzülürüz. Da yani ne gerekiyorsa tamam. Bana bir hesap atın. Ben şu anda da tamam. Yoldayım. Antalya'ya gidiyorum. Yapabileceğim her konuda. O Aydın Bey arkadaşlarım sizinle bağlantıya geçecekler. Bunu organize edecekler. Size ve yardım etmek isteyen bütün seyircilerimize telefonu yayına alamıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ama şimdi bunu duyduğumda da şöyle düşünüyorum. Münevver hazır kira ödenmiş döneyim biraz daha geleyim der mi acaba? Ha? Hasan eve Bey. Almayacak. Şimdi bakın. Kübra ne yapacak bu durumda merak ediyorum. İkinci ihtimali düşünelim. Eğer gerçekten böyle çünkü o paraları kendi kardeşi dedi ki başka kadınlar. Eğer gerçekten bu sorumsuzluk, bu kaçaklık içerisinde evet ben geldim kusura bakma derse biz 6284 sayılı yasa kapsamında bir uzaklaştırma kararı alalım. Çocukların da senede belli bir süre görmesin. Ondan sonra da lütfen boşan. Hocam lütfen. Reklam arası verelim. Kübra'nın da cevabını ondan sonra alacağım. Evet Kübra, hocamın söylediklerini duydun. Yani bu kadar işte anlatılanlar doğruysa sorumsuz davranıp 3 çocuğuyla eşini parasız pulsuz bırakıp ortadan kaybolan bir kişiden bahsediyoruz. Aile bireyleriyle görüşmeler de yapmış bu arada. Kararın ne olacak şimdi? Kararım hani çocukların zaten bütün masraflarını karşılıyorlar kiralarda. Ben burada hani hiçbir yere gitmeyeceğim. Yine kendi evimde kendime bir düzen kuracağım. Evet. Hani yalnız yaşamak istiyorum. Ha, o da çıksın ortaya. Sen bu evliliği devam ettirmek istiyorsun. Mesela boşanmak kendisi bir daha asla kesinlikle beni böyle hani bu hallere koymayacak şekilde pişman olursa ama biraz burnunu da sürtecek. Sadece çocuklar için. İki tane küçük çocuk için. Onlar olmasa zaten biter. Onlar için ya benim çocuğumun nasıl baba deyip hastalandığını kimse bilmiyor. Canım babasız bırakmıyorsun ki. Buna ilk bilmesi ki. Gereken ha. Kişi zaten o babası. Biraz Kübra. Burnunu da sürtecek. Bunu senin çocuğunun nasıl babaya hasret olduğunu beni asla bir daha gereken. Üzmeyeceğine. İnanıyor musun buna? Eğer onu inandırırsa o zaman peki, çocuklar için. Peki boşanmak istersen. Ha boşanmak istiyorsa da gitsin davayı açsın boşansın. Peki. Ben peki. De o zaman kendime yol çizerim. Şimdi Nabi Bey'le konuşacaktım. Sürem yetmediği için bugün yine söz veremedim. Onun anlayışına sığınıyorum. Cinayet konusuna geçemedim. Hafta sonu gidip Soma'ya dönecek misafirlerim. Pazartesi günü her iki konu ve yeni konularla biz sizin karşınızda olacağız. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Sevgiyle kalın.